Türkiye'de siyasetin baş döndürücü hızı sürerken gözler bu kez Trump-Erdoğan görüşmesine çevrildi. Erdoğan-Trump görüşmesinde masada neler olacak? Görüşme Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini nasıl etkileyecek? Amerika'nın PYD-YPG'ye silah yardımıyla gerilen Türkiye-Amerika ilişkilerinde bundan sonra karşılıklı hangi adımlar atılacak? Ayrıca yarın Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. MGK sonrası açıklanacak tavır oldukça kritik. Tüm bu gelişmeler iç siyasete nasıl yansıyacak? İç siyaset gündemini belirleyen aktörlerin hamleleri ve ittifakları nasıl şekillenebilir? Bütün bunları konuşacağız enine boyuna da bu akşam. Konuklarım akademisyenler Profesör Doktor Emre Bağcı, Profesör Doktor Hasan Köney, Profesör Doktor Fuat Keyman, Profesör Doktor Mehmet Şahin, gazeteciler Serdar Turgut ve Metehan Demir. Başlıyoruz. Evet, şeytan detaylarda gizlidir deriz hep. O detaylara ilişkin en sağlıklı gözlemi yapan isimlerden Habertürk Washington temsilcisi Serdar Turgut. Serdar Turgut şu dakika itibariyle aslında başlamış olmalı normalde kağıt üzerinde. Ama nedir oradaki son durum? Sizden dinleyelim. Dikkatinizi çeken unsurlar var mı? Sizden dinleyelim. Amerikalıların, Amerikan yanının tarafının bu konuşmadan önemli bir gelişme beklediğini söylemek mümkün değil. Yani şu Türkiye'de son zamanlarda Türkiye ile Amerika arasında olan ilişkilerin bozulması sürecinde bir düzelme beklenmiyor. Hatta Amerika bir aksine bir gelişme olabileceğini düşünüyor. Daha da kötüleşmesi olabilir diyorlar. Çünkü ondaki birkaç işaret de var. Ne gibi işaretler, neden daha kötüleşmesi bekleniyor Serdar Turgut? Şöyle, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya geldikten tam bir gün sonra Washington'da çok enteresan gelişmeler oldu. O sabah Washington Post'ta Türkiye aleyhine çok ağır bir editoryal yayınlandı. O editoryalde son Washington ziyaretinde çıkan kavga nedeniyle olan olayların sorumluluğunu Türkiye üstlenmiyor diyen bir başlık vardı. Ve bu yüzden de Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesi gerektiğini söyleyen bir yazıydı. Ondan o yazı çıktıktan 1-2 saat sonra ise ilginç bir gelişme oldu. Dışişleri Bakanlığı korumalara yeni silah satışıyla ilgili tasarıyı Kongre'den tamamen çekti. Bu çok önemli bir gelişme ve sonuçları var. Çok detay bir not olarak bunu vereyim de bunun neden önemli olduğunu anlatayım. Buradaki süreç şöyle işliyor genelde. Silah satın almak isteyen ülke Amerikan silah şirketine başvuruyor. Başvuruyor ve o şirkette bu başvuruyu yönetime bildirmek zorunda. Yabancı ülkeye satış olduğu için. Şu ülkeye ben silah satacağım diye söylüyor. Ondan sonra yönetim de buna uygunsa Kongre'ye bir metin yolluyor. Bu yolu böyle bir silah satışı yapılacak diye. Oradan onay çıkarsa silah satışı da oluyor. Normal süreç böyle işliyor. Bu 1 milyon dolarlık bir silah almak istiyordu Türkiye bu korumalar için. Bak Cumhurbaşkanı'nın korumaları için. Sig Sauer diye bir şirket var New Hampshire'da temeli olan. Buna başvuruda bulunuyor. Onlar da gidiyorlar, yönetime bildiriyorlar. Normal süreç işliyor ve Kongre'ye metin yollanıyor. Normal durumlarda Kongre'den metin eskiden %99 çıkıyordu. Tabii karşı çıkanlar oluyordu, Türkiye'ye karşı olanlar oluyordu. Ama Türkiye'den yana olanlar da vardı Kongre'de ve bir oylama yapıldıktan sonra bu satışlar onaylanıyordu. Şimdi maalesef Kongre'de bizi savunacak Kongre üyesi hemen hemen hiç kalmadı. Varsa da onlar üstlerindeki mahalle baskısı nedeniyle ortadan çekilmiş durumdalar. Son olan kavganın sonuçlarıdır bu. Bu bilinsin. Onun üzerine öyle çok bir terör estirildi ki düşün zihinsel terör Washington'da. Türkiye'yi savunacak insan kongrede neredeyse kalmadı.
Şimdi son olarak olayın önemi nedir Ece Hanım, onu anlatayım. Tabii onu soracaktım, evet. Yönetim yolluyor kongreye dedik ya. Şimdi yönetim o yolladığı metni kendisi çekti. Yani yönetim de Türkiye'ye kongreyle aynı şekilde satış yapılmasını istemiyorum dedi. Yani düşünsenize, medya karşı, kongre karşı ve yönetim karşı Türkiye'ye satış yapılması. Bunun geleceğe yönelik çok önemli uzantıları da olabilir. Bunu bazı yorumcular burada bir fiili bir ambargo gibi görülüyor dediler bana. Çok korkutucu bir şey bu. Yani örtülü silah ambargosundan mı bahsediyoruz? Örtülü silah ambargosu, evet. Mesela örneğin F-35 satışları var. Çok önem verdiğimiz bizim. Bunun da engelleneceği yolunda işaretler var. Hatta senatoda bazı senatörler buna şer koydular bile çoktan. Ve yönetim de engellensin yolunda görüş bildirebilir. Bu ilişkilerimizin, Amerika-Türkiye arası ilişkilerinin ne kadar kötü durumda olduğunu gösteren somut bir gelişmedir. Yeni oldu bu son bir iki gün içinde. Ve bugünkü görüşmeden de bunu düzeltecek bir sonuç çıkması hemen hemen imkansız görünüyor. Ama her şey olasılık tabii diplomaside. Büyük bir sürpriz olursa bilemem. Durum bu. Evet, peki çok kritik şeyler söylediniz. Görüşmede daha da, yani görüşme dediğiniz şey, her şey daha iyi olsun, bazı konularda ortak payda bulunsun, uzlaşılsın, görüş alışverişinde bulunsun diye yapılan bir şey daha da vahim olabilir, daha da kötüye gidebilir. Zira örtülü bir silah ambargosu kuvvetle muhtemel diyorsunuz. Serdar Turgut şimdi, her zaman Cumhurbaşkanı'na, çok kritik. Cumhurbaşkanı'na bu soru soruldu Amerikan televizyonunda. Evet. Bu olay olduğundan bir gün önce, bir gün sonra, evet. PBS adında tüm elit, Amerikan elitlerinin, karar vericilerinin seyrettiği bir haber var. Ciddi bir haber kanalı var. Orada anchor woman Joan Woodruff, onu Cumhurbaşkanı'na karşı karşıya birebir 20 dakika süren, yaklaşık 20 dakika süren bir söyleşi yaptı ve bunu sordu. Yani silahların satışının engellenmesini ve Cumhurbaşkanı da şöyle cevap verdi haklı olarak. Sizin ülkeniz bizim terörist dediğimiz ve terörist olan insanlara kamyon kamyon silah satarken bize satmıyorsunuz diye cevap verdi. Bu durumun da düzeleceğinin yolunda bir işaret yok. Yani YPG ilişkilerinin koparacağı yolunda Amerika'nın bir işareti yok. Yani her türlü görüntü olumsuz işaret ediyor şu anda. Peki. Şimdi arkadaşlarımdan Erdoğan-Trump buluşmasına dair bir grafiğimiz var. Bir grafik hazırladık. Onu getirmelerini isteyeceğim ekrana. Eğer hazırsa masadaki başlıklar neler? Bu görüşme sırasında hangi başlıklar konuşulacak? Onları paylaşacağız biz de sizlerle. Evet. Şimdi hemen göstereyim sırayla. Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu. Bu mesele bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği fakat mevcut durum dolayısıyla işte Rakka'da Daesh operasyon dolayısıyla ötelemek istediği aynı zamanda bir olay olarak değerlendiriliyordu 25 Eylül referandumu. Fakat bugün itibariyle Dışişleri Bakanlığı'ndan bedeli olur şeklinde bir açıklama geldi. Biz bu açıklamanın üzerinde durduk. Zira Trump-Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'nin şiddetle karşı çıktığı, artık son 1-2 gündür özellikle, daha öncesi için değil belki ama 25 Eylül referandumu. Evet, görüşmeden şu dakika itibariyle görüntü geliyor, onun için hemen kestim sözümü. Trump-Erdoğan görüşmesi New York'ta bir otelde gerçekleşiyor. Çünkü Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak benim için büyük bir onur. Kendisi dünyanın çok zorlu bir zamanında çalışıyor ve çok iyi işler çıkarıyor. Aynı zamanda ABD ile tabii ki ülke olarak çok iyi ilişkileri var. Geçmişe baktığımızda en iyi noktadayız ilişkilerimiz anlamında. Sayın Cumhurbaşkanı, sizinle tanışmak benim için büyük bir mutluluk. Burada olmanız bizim için bir büyük mutluluk. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz Amerika'da değerli dostum Donald ile bugün bu heyetler arası ve ikili görüşmeyi gerçekleştirmek suretiyle inanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Thank you so much, Mr. President.
Thank you so much, Mr. President. We are here in New York in the United States to attend the General Assembly of the United Nations. And my dear friend Donald, we are getting together with you as the delegations, and we're going to conduct a bilateral meeting as well, whereby we will be assessing the current in the United States and Turkey, as well as we will have the opportunity to discuss the recent regional developments as a whole. And I would like to once again thank you for this opportunity, and it's great to get together with you. Good. Well, thank you very much, Mr. President. We appreciate it. Thank you all very much. Appreciate it. Mr. President, what will your message sound on violence against peaceful protesters? Mr. President, will you reconcile over the Kurdish issue, do you think? We'll be discussing many issues. Many issues. Mr. President, when was the last time you spoke with Paul Manafort? Thank you. Thank you. Let's go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good one. Evet, daha şimdi sorularla basın sıkıştırmaya başladı iki lideri. Bütün ya birçok konuyu tartışıyor, paylaşıyor, masaya yatırıyor olacağız şeklinde yanıt verdi, kestirdi, attı Trump. Ama şimdiden daha işte bu Kürt meselesi, Kuzey Irak meselesi tabii ki soru başlıkları arasında. Onlar da görüşmede bütün bu başlıkları ele alacaklarını söylediler. Kesmiştim sözümü, tekrar dönelim. Bugün bu görüşme öncesi ilk defa Amerikan dışişlerinden bedeli olur şeklinde 25 Eylül'de yapılması planlanan referanduma bedeli olur şeklinde açıklama geldi. Suriye krizi bir diğer başlık. Bir diğer başlık Amerika'nın PYD'ye yaptığı ağır silah yardımı. Şimdi bu konuda son dönemde 120 tır gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden belirtiliyor. Toplamda bugüne kadar 1600 tır silah yardımı gittiği belirtiliyor PYD'ye. Bunlar çok çok büyük rakamlar gerçekten. Ve bununla bağlantılı olarak sıradan gitmeyeyim, en sondaki maddeyi söyleyeyim. Korumalara silah satışının yasaklanması maddesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan en son buna isyan etmişti. Biz parasını veriyoruz, alamıyoruz. Siz bedavaya terör örgütüne gönderiyorsunuz bu silahları diye. İşte bu meseleler ilintili o yüzden. Yine FETÖ lideri Gülen'in iadesi ve Halk Bankası dosyası, bu iki başlıkta birlikte değerlendirilmesi gereken başlıklar. Özellikle Halk Bankası dosyası üzerinden, işin içinde eski bir bakanın da olması hasebiyle, Amerikan derin devletinin, yani Trump'ı da aşan Amerikan derin devletin Türkiye üzerine bir oyunu olarak da değerlendirenler var. Bunlar başlıklar. Fuat Keyman, size dönmek istiyorum. Şimdi bu tabii teoride başlıklar bildiğimiz kadarıyla. Hem vücut dillerinden gördüğünüz kadarıyla iki liderin, hem yaklaşık işte süre planlamasından, tavırdan, bu başlıkların sıralamasından ne öngörüyorsunuz, ne konuşulur, nasıl bir sonuç alır? Bir de tabii Serdar Turgut'un iddiası çok ciddi, atmosfere ilişkin. Tabii esasında ben de izledim Washington Post'ta hiç hoş olmayan bir başyazılı bir editorial çıktı. Arkasından Kongre'den gelen haberler, yani korumalarla ilgili silahların satılmasına engel koymak. Serdar Bey'in söylediği gibi bunun tabii değişik boyutlarda sonuçları yahut da uzantıları olabilir. Bu Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç hoşuna gitmediği için yine Serdar Bey'in o söylemiş olduğu mülakatta aynı o lafları Sayın Cumhurbaşkanı etti. Yani biz parasıyla silah alamazken tırlar dolu silah Orta Doğu'ya gidiyor, bizim terör örgütü olarak gördüğümüz örgütlere gidiyor diye. Ve Bloomberg'de dün akşam izledik. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını izledik. Tüm bunlara baktığımız zaman sizin o liste içinde esasında birinci ve ikinci ağırlıklı oldu. Yani bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2-3 tane ana maddesi oldu. Bunlardan bir tanesi Kuzey Irak'taki referandum. Ona bağlı olarak da bir Suriye ve PYD-YPG olayı. Arakan'la ilgili bence Türkiye olumlu adımlar attı. O Türkiye'nin artısı oldu. İlginç olan esasında Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılan röportajlarda mesela 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, mesela Fethullah Gülen'le ilgili, mesela Rıza Sarraf ve Halk Bankası'yla ilgili sorular
yoktu. Bütün sorular tamamıyla bir, Kuzey Irak referandumu, iki, Türkiye'deki hak ihlalleri, üç, esasında Türkiye, Suriye'de de bu süreç başlarsa bir şey yapar mı? Şimdi burada görüyoruz ki esasında Amerika ile Türkiye arasında ciddi bir kriz var. Yani bu kriz, Hasan Hoca da bunu bilir, bütün Amerikan-Türkiye ilişkiler tarihi krizleri içerir. Ama ben kendi izlemim içinde ilk defa üç boyutlu çok ciddi bir krizle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi tabii ki işte bu Kuzey Irak, PYD, Suriye ve Orta Doğu ile ilgili kriz. Ve bu bağlamda biraz sonraki turlarda konuşacağız. Bence Türkiye tüm bu ülkelerin içinde en fazla endişe duyması gereken ülke. Bu süreçle, Kuzey Irak'taki referandum süreciyle en fazla ilgilenmesi gereken ülke. Çünkü bir, Irak ve Suriye ile sınırlarımız var. İkincisi, Irak'taki referandumun Suriye'de uzantıları olacak. Üç, bizim sınırlarımız olan Suriye ve Irak'ta devletler çökmüş durumda. Yani dört, biz esasında bu süreçlerden çok acı çekmiş bir ülkeyiz. O yüzden de reel olarak baktığımız zaman, objektif olarak baktığımız zaman Türkiye'nin milliyetçilik yapmadan ulusal çıkarları, Türkiye'nin geleceği, bu anlamda Türkiye'nin bu referanduma ciddiyetle bakması, bununla ilgili hamlelerini yapmasını gerekli kılıyor. Fakat maalesef Amerika ile Türkiye arasında bu bağlamda ciddi bir makas açılması var. Serdar Turgut Bey'in söylemiş olduğu bu silahlarla ilgili sorun esasında bence bu referandum ve Suriye'deki süreçle ilgili de çıkacaktır. Çünkü bir taraftan sizin söylediğiniz gibi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence haklı olarak vurguladığı gibi büyük bir silah taşıması akımı Orta Doğu'ya doğru var. Fakat öbür taraftan Türkiye ile ilgili, korumalarla ilgili, tabancılarla ilgili bunlar çok daha büyük bir hale geliyor. Buradaki tabii kısıtlamalar, uzantılar dediğimin Orta Doğu'daki süreçle ilgili de bir takım sonuçlar doğurabilir. O yüzden bence ciddi bir kriz durumundayız. İkinci ve üçüncü krizler, yani Gülen'in iadesi ve Halk Bankası krizleri esasında Trump'ı da aşan yargı ile ilgili süreçler. O yüzden de biraz Amerikan derin devletine veya tabii yani derin devlet demesek bile ister derin devlet diyelim bir görüşte, ister denge ve denetleme sistemi, güçler ayrılığı diyelim. Fakat da Trump'ın, eğer Washington'u iyi izlerseniz, Trump'ın Amerika Başkanı olarak Amerika içindeki konumu ve Trump ile yargı arasındaki kavgaya bakarsak zaten Trump'ın bize o konularda yardımcı olması mümkün değil. Çok fazla olacağını zannetmiyorum. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu 20 dakikayı, tabii ki onunla ilgili şikayetlerini söyleyecektir ama ağırlıklı olarak Kuzey Irak'taki referandum, Suriye'nin geleceği, YPG, PYG olay, PYD olaylarına bir hafta buradakinden Türkiye'nin duyduğu endişelere odaklandıracağını düşünüyorum. Maalesef ama Serdar Turgut Bey'in söylediği bir cümle doğrudur. Bu Türk-Amerikan ilişkiler tarihi içinde bugün en ciddi krizi ve makasın da, yani Türkiye'nin, bunun nedenlerini sonra açıklayabilirim. Hı hı. Ama Türkiye'nin Orta Doğu'ya bakışı, dünyaya bakışı ile Amerika'nın Orta Doğu bakışı ve dünyaya bakıştaki bir makas açılımı da var. Yani ne çıkarlar örtüşüyor, ne söylemler örtüşüyor, ne anlaşmalar örtüşüyor. O yüzden de yani burada esasında önemli bir görüşme var ama çok da fazla bir beklentide olmamamız gereken de bir görüşme. Çünkü bu görüşmeden bence Trump'tan bir hani ben sizi anlıyorum ve bu silahları durduracağım, ben sizi anlıyorum, YPG, PYD yerine ben sizle birlikte olacağım diyoruz. Sizle ayrıldığım bir nokta var, o da söyleyeyim. Bence bugün sizin doğru olarak teşhis ettiğiniz gibi Amerikan yönetimi Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu ile ilgili en sert açıklamasını yaptı. Fakat Amerika aktörleri tek değil. Esasında orada tek hala ertelensin mi, ne zaman ertelenecek, belki ertelenmesin ama implementasyon, yani uygulamaya sokulmasın diye orada bir muğlaklığı Amerika'daki farklı gruplar hala götürüyorlar. Bu ayrılma noktasını söylerken teşhisiniz doğruydu sizin. Bence de uzun süredir ilk defa Amerikan yönetiminden biz
sonuçları olabilir gibi bir açıklama. Resmi olarak Dışişleri Bakanlığı temelinde duyduk ama benim izlemem içinde, benim gözlemim içinde esasında Amerika hala Kuzey Irak'taki referandumla ilgili muğlaklığını kendi çıkarına olduğu için koruyor ve bu Trump-Erdoğan görüşmesine de yansıyacak diye düşünüyorum. Şimdi bu görüşme öncesi dikkat çeken bir şey daha oldu Sayın Köni. O da şu, New York'ta Bloomberg İş Forumu'na katıldı Erdoğan ve gelecek hafta Rusya lideri Putin'le görüşeceğini özellikle belirtti. Ondan önce gitmeden evvel işte 4 Ekim'de Hulusi Akar'la Genelkurmay Başkanı'yla İran'a gideceğini söylemişti. Bunu söyleyerek gitmişti. Biz sizle yaptığımız en son programda S-400'lerin Rusya'dan alımının, böyle bir güvenlik meselesinin, yüzümüzü doğuya dönmüş olduğumuzu, tehlikenin batıdan geleceğine inandığımızın da bir göstergesi sembolik olarak olabileceğini konuşmuştuk. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda Fuat Keyman'ın o makas değiştiriyoruz, makas ayrıma gidiyoruz tespitinden de yola çıkarak ne dersiniz? Tabii vallahi, ki görüşmelere de nasıl yansır? Fuat Hoca iyi bir analiz ortaya koydu. Amerika'yı iyi bildiğini biliyorum. Şimdi şöyle bir durum var olaylara baktığımızda. Bir kere Trump'ın bir Birleşmiş Milletler konuşması var. Orada bir yeni terminoloji söylüyor. İlkeli realizm, prensip realizm falan gibi. O çok açıklanmadı. İlkeli realizm ne demek, ne diyor falan. Peşinden diyor ki benim müttefiklerim birlikte aynı değerlere sahip, aynı amaçlara yönelik, aynı çıkarları olan. Şimdi Fuat Hoca'nın doğru olarak yaptığı analizde pek Türkiye'nin değerleri eskiden olduğu gibi Avrupa'yı değerler tarzında görülmüyor. Yani dış basından gördüğümüz kadarıyla biz içeride belli bir görüş içinde olsak da onlar tamamen ayrı bir yapı içinde, zaten Avrupa ile ilişkilerimizdeki durumda bunu gösteriyor. Şimdi Rusya ile ilişkilere gelince Rusya bir NATO ülkesinin kendisine böyle yakınlaşmasından memnun. Ama Rusya çok temkinli. Niye temkinli? 2015'i unutmuyor bir kere. Yani ani bir dönüş olduğunu. Peşinden hem Amerika hem Rusya İdlib'deki endüstriyi terörist olarak görüyor. Türkiye görmüyor. Hı-hı. Geçen gün 850 tane endüstri Hama'ya doğru yaptığı harekette onları öldürdüler. Şu kadar tank yok ettik, bu kadar tank yok ettik. Orada Rusya'yı rahatsız eden başka bir grup daha var. O da Çeçenler. Yani burada savaşıp Rusya ve Suriye'deki Esad rejimine karşı bulunan Çeçenler. Çin'de rahatsız eden bir durum var. Uygurlar da orada. Bir de normal Araplar var falan filan. Şimdi herkes dikkatli nereye doğru gidecek. İkinci bir konu da hakikaten söylendiği gibi Amerika adli konulara karışamaz. Kuvvetler ayrılığı var. Yani zaten Trump kendisini kurtarmaya çalışıyor biliyorsunuz. Kuzey Kore numaraları yapıyor, bombalarım yıkarım falan. Ve Birleşmiş Milletler'de yaptığı diplomatik olmayan bir konuşma var. Venezuela'ya çattı, seni yok ederim dedi. Sanki Amerikan Kongresi'nde konuşuyor adam. Böyle rahatlıkla. Halbuki bir sürü yabancı ülke var. Bu ne yapar? Vurur kırar mı? Birleşmiş Milletler karar olmadan bunu yapabilir mi? Nedir falan diye bakıyorlar. Şimdi bu tutum içinde Trump'ın şöyle de bir durumu var. Demin söylendiği gibi hakikaten Irak'taki referanduma dursun dedi. Yani dur sonra yapın. Niye? Çünkü Amerika zaten Irak'ta başat durumda. Yani o referandumu biraz sonra da yapabilir. Ama Trump'ın Suriye'de Rusya'nın ve Esad'ın karşısında kendi kamuoyuna IŞİD karşısında bir galibiyet kazanma zorunluluğu var. Hı hı. Bunu da kimle yapıyor? Bu YPG ve bizim söylediğimiz PKK güçleri, işte biraz Araplar da var. O yüzden oraya silah sevkiyetini durduramaz. Yani kendi iç politikası Türkiye'nin de çıkarı ama onun da çıkarı, ama kim daha güçlüyse onun çıkarı. Önde gelen bir durum var. Ha belki Irak konusunda siz geri kalın, ikinci bir Suriye'yi halledelim. Orada bir otonomi olsun. Burada da söylendi geçenki programda.
Sonra Irak nasıl olsa sağlam bir başat durumunda bunu halledebilir dendi. Şimdi Türkiye bir takım güç göstergelerinde bulunuyor. Biz buna savaşa varmayan zorlamalar adı veriyoruz devlet hukukunda. Ama taraflar gerek Rusya gerek Amerika Türkiye'nin elinde hangi güç bulunduğunu, savaşı nereye kadar götürebileceğini, karşıdan destekler kesildiğinde Türkiye'nin ne yapacağını biliyorlar. Yani bizim sivil insanlar olarak bizim haberimiz yok bundan. Ne kadar gücü var, ordu ne kadar kaldı, donanmada kaç subay kaldı, hava kuvvetleri uçuyor mu, tersten mi uçuyor? Bilmiyoruz. İşte onlar ne görüyorlar sizce? Onlar görüyorlar. Bütün silahları verenler onlar, NATO'da stratejik analizleri yapanlar onlar, beraber çalışanlar onlar. Nasıl analiz ediyorlar sizce? Yani takip ettiğiniz kadarıyla. Vallahi işte Harp Akademi'ne de ders verdiğim için nasıl yaptıklarını biliyorum. Hayır hayır, şunu soruyorum. Onlar dediğiniz yani Rusya, Amerika bizi nasıl görüyorlar, nasıl analiz ediyorlar? Ordu'da biraz dağınık bir durum varken böyle büyük harekatları göze alıp hem Suriye hem Irak'ta müdahale edebilir mi? Yoksa savaşa varan zorlamaları kendi kamuoyu için yapmak zorunda mı? Burası çok kritik. Bir reklam arası vereceğim. Bu söylediğiniz yer çok kritik. Onu daha detaylı açacağız zaten. Ama önce reklam var. Şimdi Kuzey Irak'ta yapılması planlanan, 25 Eylül'de gerçekleştirmesi planlanan bağımsızlık referandumuna ilişkin Türkiye'nin tonu giderek sertleşti. Ama Türkiye'nin yapabilecekleri konusunda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ne görüyor, ne düşünüyor? Hasan Köni, Profesör Doktor Hasan Köni tam da orada kalmıştı. Orada bırakmıştık sizleri. Bu arada ekranın öbür tarafında da görüyorsunuz Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin görüntüleri. Şu an itibariyle devam ediyor o görüşme. 22.15'te başladı. New York'ta bir otelde gerçekleşiyor ikili arasındaki görüşme. Şimdi tabii ki görüşmeye ilişkin detaylar geldikçe sizle paylaşacağız. Çok kritik başlıklar, çok kritik. Yüzümüz oraya dönmüş vaziyetteyiz. Bakalım ne olacak, ne çıkacak diye. Ama bu olurken ben şimdi Ankara'ya, Metehan Demir'e gitmek istiyorum. Zira yarın da ayın 22'si. Ne demek? Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Aslında 27'sinde gerçekleşecekti. Bir kere o öne çekildi. Bu bir mesajdı. Ardından sınıra sevkiyat yapıldı. Bu başka bir mesajdı. Onları da detaylı bir şekilde ele alacağız. Ama PKK'ya yönelik operasyonlar son hız devam ediyor. Siz de zaten bu haftanın çok kritik bir hafta olduğunu söylemiştiniz. Mesajların tonu giderek sertleşti derken, İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki imkanlardan da olursun mesajı, bugün Bekir Bozdağ'ın ateşle oynuyorlar mesajı. Bütün bunlar hakikaten tonu giderek sertleşen mesajlar. Diyorsunuz ki Türkiye için referandumun yapılması aynen devlet birimlerinin tabiriyle kabul edilemez kırılma noktası olarak görülüyor. Bunun Milli Güvenlik Kurulu kararlarına yansıması nasıl olur? Ne kararlar bekliyorsunuz? Nasıl yaptırımlar bekliyorsunuz? Metehan Demir. Şimdi öncelikle malumunuz bu tip görüşmeler bir Washington'da gerçekleşiyor. Bir de New York'ta, Amerika'da olduğu zaman ve Washington'da olduğu zaman resmi bir ziyaret kapsamında değerlendiriliyor. Heyetler arası görüşmelerin ardından Beyaz Saray'da hem heyetler arası sonra da baş başa görüşmelerle devam ediyor. Fakat bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları paralelinde bir fırsat olarak kabul edilir ve ardından da liderleri bir araya getiren fırsatlar olarak değerlendirilir. Bugünkü toplantıda da bu şekilde tabii bakmamız gerekiyor. Çünkü çok uzun tabii sürmesi beklenmiyor. Çünkü çok yoğun bir görüşme trafiği var. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Trump'ın. Ama iki ülke arasında da göz ardı edilmeyecek ve ertelenmeyecek derecede de önemli konular var. Siz demin grafik olarak da gündeme getirdiniz. Fakat şüphesiz Türkiye başından beri bunu A, B ve C planı olarak 3 ayrı aşamada ele aldı Ankara. Birinci aşamada konunun öncelikle Barzani tarafıyla birebir müzakerelerle ve iknasıyla yapılması denendi. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bölgeye, Kuzey Irak'a giderek Barzani ile görüşmesi, oradaki heyetlerle bir araya gelerek bunun yapılmaması gerektiğini izah etmesi şeklinde gerçekleşti. Sonrasında Barzani atacağı adımlar beklendi ama asıl Türkiye'nin harekete geçeceği ya da
diplomatik sıcak takip ya da askeri ya da ekonomik anlamda, diplomatik baskı anlamında bastıracağı dönem bayramdan sonrası olarak düşünülmüştü. Ki sizin de işaret ettiğiniz gibi Milli Güvenlik Kurulu normal planlı tarihinden 5 gün önceye çekilerek referandumun özellikle önüne alındı ki buraya bir MGK kilidi ifadesi de hatta kullanılıyor. Bir MGK kilidi atıldı çünkü yarın işte Bakanlar Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından sonra Türkiye'nin yapacağı açıklamalar Barzani'nin bunu yapması halinde sistemin tamamen kilitlenebileceği yönünde çıkışlar olarak karşımıza çok sert ve çok net ifadelerle gelecek. Metan Demir, burada bir böleceğim. Şöyle böleceğim. Siz diyorsunuz ki referanduma en sert şekilde karşı çıkan Türkiye henüz elindeki kozları oynamaya başlamadı ve sesinin onda birini çıkardı. Şimdi sesinin tamamını çıkarsa, evet, onda onunu çıkarsa ne olacak acabayı çok somut olarak sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Bunun aşamaları, dereceleri var. Yani şimdi öncelikle şöyle izah etmek mümkün. Birincisi işte bu açıklamalarla bu ses tonunun arttığı hissettirilecek. İkincisi, New York'taki zirve de aslında bir platform, bir fırsat olarak kullanılıyor. Burada Fransa'nın ve Amerika'nın özellikle çıkışının daha da sertleşmesi istendi ki bugün Amerika'nın uzun süreden beri ayağını işte sürdüğü, ağırdan aldığı referandumla ilgili çıkışına biraz daha sert bir açıklaması geldi. Bunu da Türkiye platformu olarak kullanacak ama onun sonrasında sizin sorunuzun paralelinde şunları söylemek mümkün. Birincisi, zaten biliyorsunuz haftanın ilk günü itibariyle bir askeri tatbikat başlatıldı. Çok geniş kapsamlı bir tatbikat. Ardından bu Kuzey Irak'ta çeşitli biliyorsunuz PKK'nın varlığına yönelik, terör örgütünün varlığına yönelik unsurlara harekatlar gerçekleştiriyor. Bu harekatların sayısı ve gücü daha da arttırılacak. Habur sınır kapısı ki aynı zamanda Barzani'nin Türkiye'nin üzerinden gönderdiği, Ceyhan'a gönderdiği petrolün kesilmesi söz konusu olacak. Sınır kapısının tamamen kapatılması söz konusu olacak. Erbil'e ekonomik anlamda verilen destek karşılığı işbirliğinin damarları kesilecek. Bunlar yani teker teker açıklanacak ama bunlar Türkiye'nin önünde atması gereken planlanan adımlar olarak görülüyor. Askeri anlamda şunu özellikle belirtmek lazım. Yani bir işte ben görüyorum sağda solda yorumlarda ama mantık olarak tabii ne kadar mümkün bilmiyorum. İşte Erbil'e bir askeri harekat, Kerkük'e, Süleymaniye bu tip bir şeyin Türkiye özel olarak üzerinde çalışmıyor. Bu biraz bence abartılı bir değerlendirme. Ama Barzani'nin özellikle şu kendisine anlatılmış, haritaya bakması istenmiş. Yani burada bir bağımsızlık macerasına girdiğinde bir tarafında İran, bir tarafında Türkiye, bir tarafında Irak yönetimi, bir tarafında da Suriye çok kargaşa için ama dört taraftan dördünün de bu oluşuma okey vermediği bir süreçte nefes almasının mümkün olmadığı, bu maceranın çok daha kötü bir süreci beraberinde getireceği hatırlatılıyor. Türkiye bir de buradaki askeri hareketlerini şöyle değerlendirmek lazım. Suriye'de biliyorsunuz bizim Fırat Kalkanı çerçevesinde çok fazla ciddi bir askeri hareketlerimiz oldu. Harekat gerçekleştirildi. Hala da orada hatır sayılır bir askeri varlığımız var. Ama Irak'ta aslında Suriye'deki asker sayısından daha fazla askerimiz var. Ve burada bir referandum yapılması halinde orada bir ciddi kargaşanın olmasından da korkuluyor. Türkiye'nin bir endişesi de oradaki Türkmen soydaşlarımız. Onların riski almaması anlamında Türkiye'nin bazı askeri adımlar atabileceği ve onların riski atılmaması için de bazı koridorlar oluşturabileceği de yapılan planlamalar arasında. Peki, çok kritik bir takım koridorlar oluşturabileceği. Mehmet Şahin, sizle devam etmek istiyorum. Bu arada sizle devam etmeden evvel arkadaşlarımdan diğer grafikleri ekrana getirmelerini isteyeceğim. Diplomatik seçenekler Türkiye'nin önünde ve ekonomik seçenekler. Şimdi bunlar ihtimaller, konuşulan ihtimaller. Türkiye'nin elindeki kozlar olarak değerlendirilen Habur'un kapatılıp Ovacık sınır kapısının açık tutulması, sınırda Erbil damgalı pasaportların kabul edilmemesi, diplomatik temsilciliklerin kapatılması. Ekonomik seçenekleri de bir ekranlarımıza getirelim, bir paylaşalım. Olasılıklar bunlar. Petrol boru hattının kesilmesi ki bu hakikaten nefesinin kesilmesi şeklinde yorumlanıyor. Daha evvel 91'de Körfez Savaşı öncesi Özal
böyle bir şey yapmıştı. Amerika'dan önce hareket etmişti ve petrolü kesmişti ama tam olarak da benzerdi. Çünkü bu direkt Barzani'nin nefesini kesmesi planlanan bir hareket olarak görülüyor bu sefer, onu söyleyeyim. Boru hattı gelirlerinin Erbil yerine Bağdat'a ödenmesi, mali yardımların kesilmesi. Bu bilgileri elimizdeki aktardıktan sonra sizlere Profesör Doktor Mehmet Şahin, size dönmek istiyorum. Metehan Demir'in söyledikleri, elimizdeki bu bilgiler ve tabii ki sizin değerlendirmeleriniz, sizin elinizdeki bilgileri dinlemek isteriz. Buyurunuz. Şimdi önemli bir görüşme. Bu kadar sorun olduğu iki ülke arasında ciddi sorun kaynağı olan maddelere baktığımızda bu görüşmenin önemi ortada. Fakat ben de çok ciddi olumlu sonuç ortaya çıkacağından kuşkum var. Neye dayanarak bunu söylüyorum? Şu açıklama gelebilir. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye geçmişte olduğu gibi birlikte çalışmaya, özellikle IŞİD'le mücadele, işte El-Kaide filan, Afganistan gibi örnekler üzerinden bence anlaşmış olduğu konuları ön plana çıkartarak iki müttefik ülkenin birlikte çalışmaya devam edecekleri dile getirilecek gibi geliyor. Ama anlaşmazlık noktalarına baktığınız zaman, ki bunların bence en önemlilerden bir tanesi PYD, YPG'ye verilen destek. İkincisi FETÖ meselesi. Bence bunlar kilit noktaların bu olduğunu ve şimdi buna yeniden bir de bölgesel Kürt yönetiminin o tartışmalı bağımsızlık referandumunu ekleyebiliriz. Şimdi şu soruyu sormak lazım. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin hassas olduğu konularda niye Türkiye'yi dinlemeden hareket etme gereği duyuyor? Bu soruyu sorduğumuzda aslında ortaya bir şey çıkıyor. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin cevap babında söylemek istemiyorum. Hasan Hocam'ın biraz önce söylediği, aslında Trump'ın da dile getirdiği ilkeli realizm kavramı üzerinden biraz gitmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamış olduğu siyaset söylem bazında ilkeli realizm olabilir ama uygulamaya baktığımız zaman tam bir ilkesiz realizm olduğunu söylüyoruz. Çünkü onun içeriğine baktığımızda, eğer ilkeli realizmi kastediyorsak, yani belli değerler çerçevesinde birlikte hareket etme, yani ortak çıkarlar çerçevesinde hareket etme, tabii ortak değerlerde, belli değerlerde paylaşarak, ama şu soruyu sormak durumunda kalıyoruz o zaman. Bugüne kadar birlikte çalıştığınız, yani 1947'den bu yana, belki 52'den bu yana birlikte çalıştığınız bir önemli müttefikinize karşı terör örgütü olan PYD-YPG'ye destek vermeyi ve PYD-YPG'nin de, yani bir terör örgütünün sahip olduğu değerlere baktığınızda, eğer değerler varsa, bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ilkeli değerinin neresine oturtabiliyoruz sorusunu sorarız. Peki böyle bir durum varken niye Amerika Birleşik Devletleri bu kadar Türkiye'nin üzerine gelmeye çalışıyor sorusu sorulduğunda ortaya başka bir şey çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Orta Doğu oluşurken, ki 2013'ten sonra bu politika değişikliğini daha da net görmeye başladık. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin istemediği şekilde Türkiye'nin yanı başında bir oluşumun ana destekleyicisi gibi gözüküyor. Yani böyle bir durum var. Şimdi bölgesel Kürt yönetimindeki Türkiye ne yapabilir sorumuza gelecek olursak, doğrudan zamanı da verimli kullanmak açısından bunu söylüyorum. Türkiye'nin, bugün Türkiye'yi konuşuyoruz ama Türkiye burada tek başına hareket etmeyecek gibi gözüküyor. Üç başkenti buna ekleyebiliriz. Yani Ankara, Tahran ve Bağdat'ın. Orta Doğu'nun yakın Orta Doğu'da anlaşmazlık içinde olduğumuz noktalar olsa da bölgesel Kürt yönetiminin başındaki Barzani'nin ve diğer partilerin desteğiyle almış olduğu karar noktasında, ki bugün yapılan açıklamalar biliyorsunuz, 3 Dışişleri Bakanı bir araya gelerek Sayın Çavuşoğlu, Zarif ve Irak Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına baktığımızda Barzani'nin üzerine eş güdümlü bir şekilde gidileceği anlaşılıyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Tek başına Türkiye değil, önemli, yani bu başkentler bir koordinasyon çerçevesinde Türkiye kendine düşeni ve etki doğuracak önlemleri alacaktır. İran kendine düşer. Önemli başkentler demişken, şimdi burada önemli başkentler demişken, işte Tahran, Bağdat ve Ankara dediniz. Acaba Şam dahil olacak mı, olmalı mı, edilmeli mi? Ne dersiniz? Şimdi bu zaman zaman konuşuluyor. Bu sorunuzun, eğer yanlış anlamamışsam, son dönemde biliyorsunuz Erdoğan Esad görüşmesi olur mu olmaz mı tartışması vardı ama bu şekilde indirgemenin ben muhtemel veya dolaylı görüşmeleri etkisiz kılacak bir faktör olduğunu düşünüyorum.
Yani benim gördüğüm kadarıyla bu açıklamalar da yapılır zaten. Erdoğan, Sayın Erdoğan'ın Esad'la görüşmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu hiç görüşme olmuyor anlamına gelmez. Ne anlamına gelir? Esad'la görüşmezsiniz, Şam'la görüşmezsiniz ama nereyle görüşürsünüz? Moskova ile görüşürsünüz, Tahran'la görüşürsünüz. O açıdan Türkiye'nin zaten Moskova ve Tahran'la yürütmüş olduğu diplomasi de mutlaka Şam'dan gelen sesin de yerinin olduğunu bilmek gerekir. Dolayısıyla bu meşhur hani Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldığım başka bir versiyonu siz Ruslarla görüşürseniz veya Tahran'la görüşürseniz Şam'la da görüşmüş sayılırsınız mı diyorsunuz? Abi ben öyle bir şey söylemiyorum. Sadece kastettiğim şey şu. Bugün yıllardır baktığımızda bölgede İran'ın desteği olmadan ve küresel anlamda Rusya'nın desteği olmadan Esad'ın ayakta kalması mümkün müydü? Değildi. Yani iki ülkenin sadece diplomatik ve ekonomik yardımı değil, askeri olarak da kendilerini bir anlamda Suriye'de konuşlandırmalı ve Esad'ın arkasında durmaları Esad'ı ayakta tutan bir şey. Bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Sizi ayakta tutanın sözü daha fazla dinlenir veya sizi ayakta tutan kişiye karşı bazı çıkarlarınız zedelense bile ona sesinizi çıkarmazsınız. O açıdan Türkiye'nin ben Moskova ve Tahran'la görüşmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama peki, burada daha önemli bir şey var. Nedir o? O da şu bence. Dikkat edin, Türkiye bu görüşmeleri yaparken Orta Doğu'da kendi çıkarı aleyhine bir gelişmeye karşı Maalesef bu Türkiye'den kaynaklandığını düşünmüyorum. Türkiye'nin dikkat edin bugüne kadar müttefiklik içerisinde olduğu ülkelerin başkentlerini saymıyorum. Bölgede zaman zaman sorun yaşamış komşularının başkentlerini sayıyorum. Yani Rusya ile yaşananları özellikle düşünelim, uçak krizini veya işte Tahran'la Suriye ve Irak çerçevesinde yaşananları göz önünde bulunduralım. Aynı zamanda hakeza Bağdat'la yaşananları göz önünde bulunduralım. Yani Türkiye'nin zor bir durumla karşı karşıya kaldığında Türkiye'nin müttefiklerinin sessiz kalması bile anlaşılmaz iken bunun daha ilerisine geçip bugün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi biz NATO müttefiki olarak ihtiyaçlarımızı alma noktasında bir anlamda örtülü bir ambargo ile karşı karşıya kalır iken terör örgütlerine silahsız yani parasız neredeyse destek verildiğini, silah desteği verildiğinin aslında açıklanması önümüzdeki süreçte yaşananları da gösterir gibi geliyor. Şunu son olarak söyleyebilirim. Ben mevcut Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık noktalarına baktığımda mevcut ilişkilerinin bu şekilde korunmasının bile bu görüşmenin açısından başarılı olacağını sayıyorum. Yani çünkü başlıklar anlaşamama konusunda anlaşsalar bile bu bir şeydir diyorsunuz. Yani birlik şöyle söyleyeyim, görüşmelerini devam ettirme, mevcut tartışmayı en azından bugün anlaşmazlık noktaları olsa bile ilişkileri sürdürme noktasında bir başarı gösteriyorlar. Bunun sürdürülmesinin bile bir başarı olduğunu düşünüyorum. Peki, bir reklam arası vereceğim ama Profesör Doktor Emre Bağcı ile devam edeceğim. Reklamlardan hemen sonra sabrı için teşekkür etmekle birlikte önce reklamlar. Profesör Doktor Mehmet Şahin'in anlattıklarından da hareketle Profesör Doktor Emre Bağcı size dönmek istiyorum. Şimdi bir taraftan evet önemli başkentler diyoruz. Tahran, Bağdat, Ankara diyoruz. Ama bir taraftan da tehdit algımızı konuşmalıyız bunu söylerken. Zira bizi Kuzey Irak'ta yapılacak bir bağımsızlık referandumu mu daha çok tehdit ediyor? Yoksa Suriye sınırında bir PYD-YPG üzerinden işte bir PKK devleti diyeyim çünkü o da ihtimaller evet. arasında. Hatta işte cambaza bak yapılıyor bize bir oyun planında diyenler de var. Hangisi daha büyük tehdit? Yani, nasıl değerlendirirsiniz? İkisi aslında birbirinden ayrı değil. Yani beraber ilerleyen bir süreç olduğunu tespit etmemiz lazım. Genel itibariyle baktığımızda mesela Amerika ile olan hani ilişkilerde de şöyle algılıyoruz biz. Yani Türkiye, Amerika evet karşı karşıya gelebiliyorlar. Fakat Amerika açısından bakıldığı zaman yani onun meselesi Türkiye ile karşıya gelmek değil. Aslında bunu tespit etmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Aslında şu, yani Türkiye açısından baktığımızda mesela şunu görüyoruz. Türkiye birkaç aslında şu an hızlı bir kriz yönetimiyle baş başayız. Yani acil bir durum söz konusu. Dolayısıyla Türkiye, bölgedeki ülkeler adım atarak işte hani yangın çıkabilir filan risk büyük şeklinde algılıyorlar. Dolayısıyla orayı söndürmeye, soğutmaya çalışıyorlar.
gözüken bu. Fakat bunun alt katmanlarına baktığımızda görülen bir taraf şu. Türkiye açısından mesela baktığımızda yani elimizi güçlendiren ve zayıflatan taraflar olarak değerlendirdiğimizde Türkiye kendi içerisinde bir kriz yaşıyor. Yani genel itibariyle bir kriz hali bütün dünyada var. Fakat Türkiye kendi içerisinde kriz yaşıyor. Bir, ikincisi Türkiye ülkelerle aslında kriz yaşıyor. Yani işte Amerika ile yaşıyor, Almanya ile yaşıyor, Rusya ile yaşıyor, işte Suriye ile yaşıyor filan filan filan. Yani hakikaten bir krizler yumağıyla karşı karşıyayız. Üçüncü taraf da şu, bir de ülkelerin tabii ki kendi aralarındaki meseleleri var. Fakat bir de dünya krizi diyelim biz aslında. Orayı görmezsek diğer taraflar biraz hani kayboluyor, anlamını tam bulamıyoruz. Mesela burada sizlerin çıkardığınız listede de öyle. İşte Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu, Suriye krizi, PYD silah yardımı, FETÖ Gülen iadesi, Halk Bankası dosyası filan diye gider listeye de baktığımızda bunların hepsinde şunu söyleyebiliyoruz aslında. Amerika ile Türkiye aslında çıkarları farklılaşmış durumda. Yani şu başlıkların tümünde birden. Yani Türkiye'nin talepleri, beklentileriyle Amerika'nın yaptıkları veya beklentileri birbiriyle uyumlu gözükmüyor. Dolayısıyla mesela bu görüşme sonucundan da aslında bu anlamda çok büyük büyük sonuçlar beklemek gerekmiyor. Görülen şu, Türkiye yani kendi açısından bakıldığında biraz Türk usulü iş yapıyoruz aslında. Yani şöyle diyelim, hatırlarız. Yani bizim iş yapma biçimimiz nasıldır? İşte bir aylık, bir yıllık, beş yıllık yapılacak bir iş vardır. Bekleriz, bekleriz, bekleriz. Ya da farklı şekilde işler yaparız. İşte kayıt günüdür. Kayıdın son gününü bekleriz. Sonrasında kuyruklar oluştururuz. Sonrasında da yetişemeyiz. Sonrasında da o başka şeyleri çıkarır karşımıza. Biraz o böyle bir hali yaşıyoruz aslında. Çünkü yani buradaki meselelerle Türkiye'nin kendi içindeki meseleleri de beraberce düşünmemiz lazım. Elimizin zayıfladığını görüyoruz her açıdan. Yani işte oradaki dava meseleleri de öyle. Türkiye'nin siyasi yapısıyla, kurumsal yapısıyla, idari yapısıyla mesela Amerika'nın yapısı farklılık gösteriyor. Şimdi buradaki beklentilerimizle oradakiler birbiriyle uyuşmuyor diyelim yani. Şimdi burada benim gördüğüm bir genel anlamda bir hani sorun alanı şu. Amerika küresel ölçekte bir aktör. Yani kabul ederiz, etmeriz, bu ayrı bir konudur. Fakat yani dünya ölçeğinde bir şekilde dünyanın jandarmalığını yapan, bir şekilde büyük ekonomik diyelim kendi çıkarları olan bir aktör söz konusu. Bu aktör aslında kimlerle oynuyor? Yani Irak üzerinde de baktığımızda, Suriye üzerinde de baktığımızda oynadığı alan bir şekilde karşısındaki muhatapları Rusya'dır, Çin'dir. Yani büyük aktörler olarak değerlendirdiğimizde. Fakat Türkiye nedir? Türkiye bölgesel veyahut da yerel bir aktör. Yani bu ikisini yani birlikte değerlendirdiğimiz zaman o talep farklılıklarını da anlamlandırabiliyoruz. Yani Amerika mesela ne yapabilir? Türkiye'yi bir şekilde yani çok fazla çekinmenize gerek yok. İşte çok problemler olmayacak. Yatıştırıcı aslında bir şey olacaktır. Fakat bunlar mesela Türkiye'yi tatmin etmekten de aslında uzak olacaktır. Ne yapabilir Türkiye soruları? Mesela yani somut olarak atılabilecek adımlar. Bunlar yapılabilir. Fakat esas itibariyle bu önümüzdeki mesela 25'ine kadar olan referandum süreci bir şekilde geçtiğini düşünelim. Yani referandum yapıldı veya yapılmadı. Fakat biz her zaman kriz idare ederek gitme refleksinden çıkmamız gerekiyor. Bu şu açıdan önemli. Yani biraz bir ağaç gibi düşünelim aslında ülkeleri. Yani kökünüz sarsıldıysa, yeterince suyunuz, beslenmeniz sağlanamadıysa aslında ne diyelim sürekli risk altında hissedersiniz kendinizi. Sürekli stres altında hissedersiniz. Türkiye'nin bugünkü mesela haline baktığınız zaman bunu hani lafınızı bağla keseceğim. Reuters'a konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesi. Evet, görüşmeden önce konuşmuş. Bir kulak verelim, ondan sonra devam. Oluşturulamayacağını bize kimse garanti edemez. Ha, bir diğer konu, Amerika'nın orada ne gibi planları var? Bunları da doğrusu öğrenmek isteriz. Bunların hepsini tabii konuşacağız. Çünkü biz stratejik müttefikiz. NATO'da beraberliğimiz var, birlikteliğimiz var. Bu kadar dayanışma, birliktelik içerisinde olması gereken iki ülkenin tabii ki şüpheler uyandıracak bir yapılanma bizleri de rahatsız eder. Just one follow up on the
Just one follow-up on the Trump visit, and then we'll move on to other things. When we were speaking in this room exactly a year ago, you expressed a lot of concern that the U.S. did not seem to be taking sufficiently seriously the Turkish demands for the extradition of Gülen. It's an entire year has passed. Have you seen any positive movement from your perspective on that topic? Yani bu tespit, sizin tespitinizi doğru bulmamak mümkün değil. Şu anda gerek Sayın Obama döneminde, gerekse şu anda FETÖ terör örgütünün başı biliyorsunuz 1999'dan bu yana burada. Kendisine 400 dönüm bir arazi tahsis edilmiştir ve bu arazi adeta onun idari karargahı durumundadır. Oradan dünyadaki 160 ülkeyi bu adam idare ediyor, yönetiyor, yönlendiriyor. Ve burada da yine aynı şekilde charter school'ları var. Ve charter school'lar vasıtasıyla da yılda 700-750 milyon dolar gelir elde ediyor. Biz kendilerine defaatle söyledik, bakın bu adam burada çok ciddi bir kara para aklama yöntemini kullanıyor bu charter school'lar vasıtasıyla. Bunun için bir hassasiyet gerekir. Bakın siz bizden teröristler istemişsinizdir. Biz size 12 terörist benim başbakanlığım döneminde verdik. Yargıda olanlar olmayanlar vardı. Ama gerekli olan bütün prosedürü işlettik ve verdik. Şimdi bu adamlar henüz yargıda değil. Yargıda olmadığı halde biz bu adamları istiyoruz. Bunu bize verin. Niye vermiyorsunuz? Kaldı ki bizim ülkemizde şu anda idam yok. Rahatlıkla bunu bize verebilirsiniz. Ve bunun yanında onunla birlikte gelen tüm arkadaşları var. Bunları istiyoruz. Ve 85 koliyi biz Sayın Obama döneminde bunlara verdik. Ve böyle bir adım atılırken PKK aynı şekilde yine burada örgütleniyor. PKK'nın da burada çok ciddi bir örgüt ağı var. Bunların hepsini bildirdik. Tabii Amerika Birleşik Devletleri gibi adeta demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkede teröristlerin barındığını görmek bizi üzmektedir. Ve biz bunları belgelerle, dosyalarla biliyoruz. 85 koliden bahsediyorum bakın. 85 kitaptan değil. Ve bunlar belge. Bunlardan bahsediyorum. Ve bizde herhangi bir teröristleri olduğu zaman veyahut da bir vatandaşları olduğu zaman hemen kendilerine bizden vermelerini istiyorlar. Şimdi bu tabii adil bir yaklaşım tarzı değil. Temenni ederim ki bizim stratejik ortağımız olan Amerika Birleşik Devletleri bu yanlışı süratle giderir. Ve bizim ülkede devlete karşı darbe girişiminde bulunan 15 Temmuz, 16 Temmuz bu iki gün içerisinde benim 250 vatandaşımın ölmesine neden olan, parlamentomuzu bombalayan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini bombalayan, Emniyet Harekat Merkezi'ni bombalayan, bütün bunlarla beraber İstanbul Boğaz Köprüsü'nde ki şimdi Şehitler Köprüsü oldu, burayı bombalayan bu alçaklara karşı bizim atılması gereken adımları atmamızda yardımcı olması gerekir. Bunlar sıradan bir olay değil. 2193 benim vatandaşım yaralandı. Bu gerçekleri eğer Amerika Birleşik Devletleri göremezse kim görecek? Şu anda bakın Suriye'de DAEŞ'e karşı biliyorsunuz yanına PYD'yi YPG'yi almak suretiyle bir mücadele veriyor. Ben kendilerine şu teklifi yaptım. Gelin bizimle beraber yapın bu işi. Bakın biz buraya iki tugay asker verelim. Özgür Suriye ordusunu verelim ve kara harekatını Türkiye ile beraber yapın. Siz bize sadece hava harekatında destek verin. Bildiğiniz gibi biz Cerablus, Rai, Dabık ve Elbap'ta 2000 kilometre karelik alanda
3000'i aşkın DAEŞ'liyi etkisiz hale getirdik. Biz bunu yaparken kimseden destek almadık. Şimdi de Rakka'da DAEŞ'e karşı bu mücadeleyi biz sizinle beraber rahatlıkla veririz. Ama yarın terör örgütüyle anılmayın. Bir terör örgütünü yok etmek için bir başka terör örgütünü kullanmanın doğru olduğuna ben kesinlikle inanmıyorum. Bu yanlış bir stratejidir. Ve bu aklı verenler de bence yanıltmanın politikasını gütmüşlerdir. Your Excellency, Kurdish authorities in northern Iraq, they seem resisting the pressure from Turkey, the United States and Iran. Şu anda şunu belirtelim. Daha evvel, bir sene evvel yine burada sizin talebiniz olmuştu diye sordu moderatör. Gülen'in iadesi konusunda en ufak bir gelişme oldu mu şeklinde sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da evet, bu soruyu sorarken bu şekilde haklısınız. Çünkü gerçekten de biz 85 kutu dosya göndermiş olmamıza rağmen bir arpa boyu yol alamadık şeklinde yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye devam edelim. Çünkü bu görüşme öncesi verdiği cevaplar önemli. Durumu söz konusu olabilir mi? Kerkük'te değil mi? Evet. Yarın Supreme Military Council, kabine ve askeri konsey arasında bir de görüşme olacak. Bu konuda ne gibi tedbirler alınabilir? Aslında bizim 27'sinde Milli Güvenlik Kurulu toplantımız vardı. Tabii bu 25'indeki gelişme sebebiyle biz Milli Güvenlik Kurulu toplantısını yarın aldık. Yarın hem Milli Güvenlik Kurulu toplantımızı yapacağız, hemen arkasından da Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Tabii bütün bunlarla beraber atacağımız yeni bir adım daha var. Bu adım da hiç gecikmeden buradaki yaptırımlar neler olacak? Bunların hepsini Milli Güvenlik Kurulu'nda etraflıca görüşeceğiz. Onu şu anda söylemem doğru olmaz. Ve bu yaptırımların zamanlaması, yol haritası ne olacak? Bütün bunları gerek Milli Güvenlik Kurulu'nda, gerekse Bakanlar Kurulu'nda görüşmek suretiyle açıklamasını da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümetimiz yapacaktır. Fakat şu anda gündeme gelen yeni bir adım daha var, onu da söyleyeyim. Cumartesi günü de hükümetimizin yurt dışına asker gönderme kararı söz konusu. Bunu parlamentoya getirecek. Dolayısıyla parlamento olağanüstü toplantıya çağrılmak suretiyle parlamentodan yurt dışına asker gönderme kararını çıkaracağız. Ve bunun çıkarılmasıyla da tabii buradaki şu andaki süreç çok daha farklı bir istikamette gelişecektir diye düşünüyorum. Bütün bunlar tabii Başbakanımız Irak Başbakanı'yla bu konuları görüştüğü gibi. Ben aynı şekilde İran Cumhurbaşkanı'yla bu konuları burada da Astana'da da yine görüştüm. Fakat biz tabii bugüne kadar Kuzey Irak yerel yönetimine hep şefkat elimizi uzattık, dost elimizi uzattık. Ve az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi kredi sıkıntıları çektikleri zaman biz bunlara kredi imkanları verdik. Memurlarının maaşını ödeyemedikleri zaman bu imkanı verdik. Ve Kerkük petrol boru hattıyla alakalı yumurtalık bu noktadaki sıkıntılarında her zaman biz yanlarında olduk. Tabii şimdi bunlar etraflıca ele alınacak ve etraflıca bunları ele aldıktan sonra da adımlarımızı o yol haritasının gereği neyse ona göre atacağız. Another area that etraflıca bunları ele aldıktan sonra da adımlarımızı with Germany of late. Another area that perhaps a little surprisingly has been an area of contention has been Turkish relations with Germany. Ortaya çıkan bir konu oldu.
tartışmaya yaşandı Türkiye, Almanya arasında. Pazar günü Almanya'da seçim yapıldıktan sonra Türkiye ile Almanya'nın arasının daha düzelmesi bekleniyor mu? Paranın diyorum, bakın istisnalar var. Yanlış davranışları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı takındıkları tavırdan kaynaklanıyor. Ve ki bunların içerisinde eski dost bildiğimiz arkadaşlar var. Çok iyi münasebetlerimizin olduğu arkadaşlar var. Hepsi politik yaklaşımlarla, yani Türkiye'ye karşı olursak bize daha çok oy gelir düşüncesiyle bize saldırdılar. Ve bunlar bizi şaşırttı. Yani Almanya'da bir Yeşiller Partisi'nin bize saldırmasını ben tabii önemsemem. Çünkü onun karakterinde o var. Onların yapısında o var. Onlar Türkiye'ye saldırır. Aşırı sol grupların Türkiye'ye saldırmasını ben yine önemsemem. Onlar saldırır. Dikkat edin, bu süreç içerisinde Merkel bana göre çok daha önemli bir politika gütmüştür. Ve Merkel herhangi bir saldırıya girmemiştir. Onun için de ben bazı açıklamalar yaptım. Oradaki bütün soydaşlarımıza bir açıklamada bulundum. Dedim ki, Türkiye düşmanlarına oy vermeyiniz. Kim ki Türkiye dostudur, oylarınızı onlara veriniz. Kimlerin Türkiye düşmanı olduğunu benim Almanya'daki soydaşlarım gayet iyi biliyorlar. 1 milyona yakın orada oy kullanacak Türk vatandaşı var. Bunlar çifte vatandaş. Dolayısıyla o şuur içerisinde onlar da oylarını kullanacaklardır diye düşünüyorum. Has this situation, do you think, made the EU accession possibility even worse? Has it made the prospects worse? And what's your sense of where things stand on the possibility of Turkey becoming part of it? Has this situation, do you think, made the EU accession possibility even worse? Has it AB üyelik sürecini daha da kötü bir yola soktu mu? On the possibility of Turkey becoming part of it. Sizce Avrupa'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması konusunda? Sene 2017, 54 sene. 54 senedir Almanya hep kapıda bekletti ve devamlı da her zaman daha kötüye gitti. Mesela ben başbakan olduğum zaman, yani 15 sene önce, bütün liderler zirvesine katılırdım. Ama Fransa'da Sarkozy, Almanya'da Merkel iş başına geldikten sonra liderler zirvesine bizler katılamaz duruma geldik. Bunun birkaç kez gerekçelerini sorduk, gerekçe açıklayamadılar. Böyle uygun gördük. Ve göreve geldiğimde fasıllar aç kapa yapılıyordu. Ve daha sonra bizim bir fasıl aç kapa yapılmıştı. Ondan sonra aç kapa yapılamaz hale geldi. Sadece fasıl açılıyor ama kapama yapılmıyor. Ve şu ana kadar yanılmıyorsam 14 faslın bir tanesinin aç kapası yapılmıştır. Diğerleri sadece açılmıştır ama kapama yapılmamıştır. Ve verdikleri hiçbir sözü de tutmamışlardır. Örneğin vizelerin kaldırılması çoktan kaldırılacaktı. Kaldırmadılar. Bu mültecilerle ilgili konuda biz tabii şu ana kadar 30 milyar doları aşkın burada bir harcama yaptık. Ve en sonunda 2016'nın 1 Temmuz'u itibariyle bize kendileri 3 milyar dolar, yıl sonuna kadar da 1,3 milyar dolar, toplamda 6 milyar dolar kendi belirledikleri uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla bizim Kızılay'ımıza aktaracaklardı. Şu ana kadar gelen ne biliyor musunuz? 825 milyon avro. Şimdi 6 milyar avro söz veriyorsun, verilen 825 milyon avro. Öbür tarafta Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği'ne bakıyorsunuz. Buranın da gönderdiği işte yaklaşık 525 milyon dolar. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve Türkiye
kendi imkanlarıyla, kendi gücüyle bütün bu çevredeki mültecilere desteğini verirken sadece burada mı kalıyor? Hayır. Tüm dünyadaki imkansız, sıkıntılı neresi varsa hepsine de bu noktada önünü açtı. Bakın şu anda işte Arakan sorunu var ve Bangladeş Arakan sınırında oradaki bütün o maalesef sıkıntı içerisinde olan insanlara ben eşimi gönderdim, oğlumu gönderdim, Dışişleri Bakanımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımı oraya gönderdim ve yerinde tespitler yaptık. 1000 ton gıda, ilaç, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reuters kanalına verdiği mülakatı ama görüşme öncesi verdiği mülakatı ekranlarınıza getirdik. 50 dakika sürdü bu arada görüşme. Şimdi liderlerin şu dakika itibariyle bir açıklama yapması beklenmiyor. Daha doğrusu kameraların karşısına geçip bir açıklama yapmaları beklenmiyor. Elimizdeki bilgi bu yönde. Belki yazılı bir açıklama eşliğinde verilmiş bir fotoğraf, bir görüntü gelebilir ilerleyen dakikalarda. Ama saat 22.15 itibariyle girildi ve 23.05 itibariyle çıkıldı. Görüşmeden 50 dakika. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlarla devam ediyoruz. Kardeş Kızılay'ıyla Türk Kızılay'ı beraberce bu adımı atabilirler. Bütün bu çevredeki mültecilere desteğini verirken sadece burada mı kalıyor? Hayır. Tüm dünyadaki... Mr. President, Turkey has agreed with Iran and Russia. Türkiye, İran ve Rusya ile de-escalation zone in northern Idlib. Kuzey İdlib'de güvenli bölge inşa edilmesini kabul etti. Türkiye İdlib'in içine mi birlik gönderecek yoksa Türkiye Suriye sınırında mı konuşlanacak? Ve ayrıca Esad destekçisi olan iki ülkeyle işbirliği yapmanız Esad'ın görevine devam etmesi konusunda fikirlerinizin olduğunu mu gösterir? Bir defa son kısmı hemen söyleyeyim. Biz Esed'in Suriye'de iktidarda kalmasını cinayet olarak görüyoruz. Çünkü Esed denilen bu adam devlet terörü estiren birisidir. 1 milyona yakın insanı öldüren budur. Ve bunlar kendi vatandaşıdır, kendi halkıdır. Ve bütün bu sivilleri öldüren, kimyasal silah kullanan, konvansiyonel silahları kullanmak suretiyle, ağır konvansiyonel silahlar kullanmak suretiyle bunları öldüren bu kişiyi iş başında tutmanın demokratik hukuk devletlerinde bir yeri olabilir mi? Önce bunun bir defa çözüme kavuşturulması lazım. Efendim işte o giderse kim gelir? O sorun ne benim sorunumdur, ne Sayın Putin'in, ne İran'ın, hiçbirinin sorunu değildir. Kimin sorunudur? Suriye halkının sorunudur. Suriye halkı kendilerini yönetecek en ideal ismi bulurlar diye ben buna inanıyorum. Eğer demokrasiye inanıyorsak, hukuk devletine inanıyorsak biz oranın halkına inanmamız lazım. Ve biz şu anda Suriye halkının bunu en ideal şekilde çözeceğine inanıyoruz. Adaylar ortaya çıkar. Adaylar ortaya çıktıktan sonra da Suriye'nin kendi insanı kimin daha uygun olacağının kararını verir. Tabii yapılan üçlü çalışmalardan sonra Rusya, Türkiye, İran ardından bir Astana süreci başlamıştır. Astana sürecinde de yine bu çalışmalar devam etmiş. Daha önceki toplantıda belirlenen çatışmasızlık süreci ve bölgeyle alakalı da yani iyi gidiyordu. Fakat son hafta içerisinde
Maalesef merkezde bir hastanenin vurulması konusu bizleri endişeye sevk etmiştir. Fakat pazartesi itibariyle orada okulların açıldığını görmek, duymak bunları bizi tabii sevindirmiştir. Şimdi İdlib'deki o çatışmasızlık bölgesinin sınırlarında, sınırın dışında Rusya'nın güvenlik tedbirleri var. İç kısımda da Türkiye'nin güvenlik tedbirleri var. Ve bu çift güvenlik tedbiriyle oradaki sıkıntıların aşılması yolunda adımlar atılıyor. Şu an itibariyle Rusya, Türkiye bu konudaki dayanışmasını sürdürüyor. Pazartesi günü Sayın Putin'le bir görüşmem olacak. Ve hafta içinde kendisiyle Ankara'da bir yemek yiyeceğiz. Bu konuların hepsini etraflıca yine görüşeceğiz. Tabii Suriye'de iş kolay değil. Ne gibi adımlar atılması gerektiğini, bunların tamamen terör örgütlerinden arındırılmak suretiyle bunu tamamen barışın estiği bir zemine nasıl kaydıracağız? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Bu konuları da özellikle tabii İran Devlet Başkanı'yla da burada görüştük, Astana'da görüştük. Trafik bu arada tabii yoğun. Nasip olursa 4 Ekim'de de benim bir İran seyahatim olacak. Bu aynı zamanda bizim yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızdır. Daha önceden başlatılmış olan. Ama benden önce de Genelkurmay Başkanımın yine oraya bir seyahati olacak. Ve Irak Genelkurmay Başkanı'nın bu arada Türkiye'ye bir seyahati olacak. Yoğun bir trafik içerisinde bölgedeki bu barışa yönelik, sağlıklı bir dönemin temellerini atmaya yönelik adımlarımız var. Bunları hem diplomatik hem de iç hukuk yönünden devam ettiriyoruz. You talked about the visit by Iranian officials and military officials. İranlı yetkililerin özellikle de askeri yetkililerin, üst düzey yetkililerin Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu belirttiniz. Türkiye ile Rusya'nın işbirliği içerisinde olması bu bölgede Türkiye'nin NATO üyeliğini etkiler mi? Yani Türkiye'nin NATO üyeliğinin zayıfladığını söyleyebilir miyiz? Bunların hiçbirisi bizim NATO üyeliğimizde herhangi bir zayıflık getirmeye yönelik bir gelişmeyi teşvik edici adımlar değildir. Yani bugün NATO üyesi birçok ülke sadece NATO içindeki ilişkileriyle yaşamıyor. NATO dışında da birçok ilişkileri var. NATO dışındaki birçok ülkelerle ticari ilişkileri var, savunma sanayine yönelik ilişkileri var vesaire. Dolayısıyla biz de şu anda İran bizim neredeyse komşumuz ve adeta sınırdaşız. Rusya aynı şekilde komşumuz, böyle bir durumumuz var ve bunlarla bizim şu andaki ticari ilişkilerimize baktığımız zaman Rusya ile biz bir ara 36 milyar dolara kadar ticari ilişkilerimiz çıktı ki bu bir zirvedir. Böyle bir konum var. Ha, tabii ki biz oradan doğalgaz, petrol bunu aldığımız için o bizim ticari hacmimizi arttırıyor. O ayrı bir konu. Ama bunun yanında mesela bir turizmde şu anda Rus turistlerinin neredeyse bir numaralı tercihi Türkiye olmuştur. Ve şu anda Almanya ile olan turizmde Rusya Almanya'yı geçmiştir. Böyle bir konuma geldik. Bunları bu şekilde devam ettiriyoruz. Aynı şekilde İran. İran'la da bizim tabii stratejik noktada bir defa doğalgaz, petrol bu tür alımlarımız var. Yani bunları biz bir kenara bırakamayız. Bunlar çünkü olmazsa olmaz bizim ihtiyaçlarımız durumunda. Ve bunun yanında da tabii onların bizden ithal ettikleri çok çok önemli kalemler var.
Tüm bunların yanında tabii NATO ülkeleriyle de şüphesiz ki ilişkilerimiz bu noktada önemli. Biz bunların birini at, öbürüne sarıl böyle bir şeyimiz yok. Şu anda NATO içerisinde özellikle sorumluluğunu en ideal şekilde yerine getiren ülkelerin başında diyebilirim ki yani Amerika'dan sonra Almanya gibi birkaç ülkeden sonra Türkiye gelir. Bakın Afganistan'dan neredeyse bütün ülkeler çekilmiştir. Ama en ciddi manada Amerika'dan sonra Afganistan'da Türkiye var. Ve şu anda Kabil Havalimanı'nın korunması, güvencesi tamamen Türk askerinin elindedir. Bütün bunları yapıyoruz. Bütün mesele nedir? NATO içerisindeki ülkeler olarak biz birbirimizi anlayabildik mi? Acaba biz birbirimize karşı gerçekten saygılı mıyız? Örneğin ben Türkiye olarak NATO üyesi ülkelerden ihtiyacım olan silahları alabiliyor muyum? Şimdi ben NATO üyesi olan ülkeler içerisinden ihtiyacım olan silahı paramla alamıyorsam kusura bakmasınlar. O zaman ben ihtiyacım olan bu tür silahları NATO dışındaki ülkelerden de almak durumundayım. Çünkü ülkemin güvenliği esastır, söz konusudur. Bunu yapmak durumundayım. Ve tehdit altında olduğumuz az önce saydığım terör örgütleri var. Bunlara karşı çok daha hassas davranmalıyım. Biz yıllardır, bakın 15 yıldır biz aralıksız iktidardayız. Örneğin dostlarımızdan biz insansız hava aracı alamadık. Vermediler. Paramızla alacağız, vermediler. Bunun dışında diğer birçok silahları istedik, vermediler. Ama şu anda terör örgütüne bunları ücretsiz olarak veriyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Sıkıntı burada. Bizim mesela şu anda Fransa ile İtalya ile bu noktada anlaşmalarımız var. Ve bunlar da güçlenerek gidiyor. Dediğim gibi biz dostları artıracağız, düşmanı azaltacağız. Let me return briefly to the kısaca bir konuya dönmek istiyorum. Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimi bir yıl içerisinde insanlar tutuklandı, ihraç edildiler. Bu bağlamda umduğunuz desteği bulamadınız Batı'da. Şu ana kadar alınan tedbirlerin azaltılacak, o halin sona geleceğini söyleyebilir misiniz? Yoksa bu şekilde devam edecek mi? Ben şunun cevabını şöyle vereyim. O hal bir defa teröre karşı bizim aldığımız bir tedbirdir. Biz iktidara geldiğimiz zaman Türkiye'de olağanüstü hal vardı. Ve geldik bir ay içinde olağanüstü hali kaldırdık. Mesela bilir misiniz bilmiyorum. Doğu Almanya, Batı Almanya ayrışması olduğu zaman şu andaki Batı Almanya o zaman 600 bine yakın memuru görevden aldı. Kimse kalkıp da bunların hesabını sormadı. Niye aldınız demediler. İstisnasız bir anda görevden aldı. Ben bunu Sayın Merkel'e de sorduğum zaman bana cevabını veremiyorum. Sadece şartlar gerektirdiği için diyor. Tamam senin için şartlar gerektiriyor da ben de ülkemi devirmeye yönelik bir darbe girişimi var. Biz niçin bunu uygulamayacağız? Ve şu anda yargı bir hukuk içerisinde bunun adımlarını attı. Yargılama süreci devam ediyor.
ve bu yargılama süreci içerisinde bir kısmı görevden alındı, bir kısmı şu anda tutuklu ve bu süreç içerisinde zaman zaman bırakılanlar oluyor. Zaman zaman yeni tutuklamalar oluyor. Ama bizde böyle 500 bin, 600 bin kişi şu anda görevden alınmadı ve böyle bir sayı içeride değil. Just to follow up on one issue that's of interest to people in my profession. Benim mesleğimde kişilerin ilgilendiren bir konuya değinmek istiyorum. Basın medya derneklerindeki kişiler Türkiye'de gözaltında olan, tutuklu olan gazeteciler konusuyla ilgileniyor. Türkiye'de ki tutuklu gazeteci sayısı dünyada en fazla. Bu konuda basının özgürlüğü konusunda ne söyleyebilirsiniz? Şunu çok açık net söyleyeyim. Yani Türkiye'de basın özgürlüğü noktasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama şunu ben söyleyeyim. Yani sınırsız bir özgürlük olabilir mi? Basın mensupları da sınırsız özgürdür diyebilir miyiz? Peki basın mensubu eğer ruhsatsız silah taşırsa ve böyle bir silahla yakalanırsa gereği yapılmayacak mı? Veya hırsızlık yaparsa gereği yapılmayacak mı? Terör eylemine karışmışsa gereği yapılmayacak mı? Teröre yataklık yapmışsa gereği yapılmayacak mı? Teröre destek vermişse gereği yapılmayacak mı? Ajanlık yapmışsa gereği yapılmayacak mı? Şu anda bunların kararını veren siyaset değildir. Bunların kararını veren Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ve hukuk devleti içerisinde eğer hukuku çiğniyorsa içinde kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reuters'a verdiği röportaj, yağmurlu hava onun için maalesef çok sağlıklı görüntü getiremiyoruz. Link hatlarındaki sıkıntı dolayısıyla bu şekilde gerçekleşti yayın. Kusurumuza bakmayın lütfen. Dediğimiz gibi hava şartları böyle, durum böyle. Şimdi Serdar Turgut'a gitmek istiyorum ben, zira başlı başına yorumlanması gereken bir husus var. Şimdi biz sizle son birkaç dakikadır, birkaç dakikadan bayağı fazladır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme öncesi verdiği mülakatı paylaşıyoruz. Oysa görüşme öncesi işte iki lider el sıkışmıştı, birbirlerine gayet sıcak mesajlar vermişti ve ondan sonra da görüşme başlamıştı. 50 dakikada sürdü o görüşme. Fakat görüşme sonrasına ilişkin bir görüntü elimize ulaşmadı henüz veya birlikte soruları yanıtlamadılar. Elimizde böyle bir şey yok. O yüzden Serdar Turgut, bunu yorumlamanızı isteyeceğim ama sağlıklı geliyor mu acaba sesim diye de soracağım. Galiba gelmiyor maalesef. İşte yine azizliğine uğruyoruz, havanın yağışında arttı şu dakikalarda. Evet, ben bir daha sorayım arkadaşlarıma. Serdar Turgut sağlıklı bir şekilde duymuyor şu anda. Peki, Serdar Turgut'a bunu soracağız. Bu önemli, bir o kadar kritik, yorumlanmaya muhtaç bir mesele. Evet, Serdar Turgut, size ben bir sormak istiyorum gerçekten. İki liderden ilk başta bir görüntü aldık, sonra alamadık. Bir soru yanıtlanmadı. Bu bir şey, bir şeyin göstergesi mi? Bir anlam çıkarmalı mıyız biz burada? Kusura bakmayın, demin cevap veremedim. Çünkü tam da o arada telefonlarım çalıyor. Kaynaklarımı aradım ve oralardan bir şeyler geliyor. Çok özür dilerim. Ben biraz sonra bağlayayım size. Tabii buradan... çok güzel olur. Tabii sıcağı sıcağına kaynaklardan bilgi geliyorsa ne güzel. Lütfen cevap verin ki biz de sıcağı sıcağına Habertürk farkıyla
o bilgileri, kıymetli bilgileri aktaralım. Zira görüşmenin içeriğine ilişkin şu anda elimizde sağlıklı bir bilgi yok. Sadece işte Reuters haber ajansına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar var. Fuat Keyman, sizle devam etmek istiyorum. Çünkü dedik ya programın başında şeytan ayrıntılarda gizli diye. Örneğin size de işte bir arkadaşınızdan, orada yaşayan arkadaşınızdan mesaj geldi. Görüşme sonrası Trump'ın programına ilişkin, Trump'ın işte görüşme sonrası başka bir programı olduğuna ilişkin, işte golf oynamaya gideceğine ilişkin bir şey. Biz burada yayınlar yapıyoruz sabaha kadar, bunun üzerinde hakikaten bu meselelerin üstüne tepiniyoruz, çok anlam atfediyoruz. Ama bir taraftan Amerika'da bu kadar dikkatle takip edilmiyor mu bu mesele, veyahut da nasıl bakılıyor, veya bu görüş ilişkin nasıl bir izlenim edindiniz? Siz... Serdar Bey'den tabii Washington'dan almak daha doğru olacak. Fakat bir 50 dakikalık kopukluk var. Her ne kadar bu tabii Beyaz Saray'da olan bir görüşme değil. New York'ta bir otelde olan bir görüşme. O görüşmeden sonra Trump'ın kendi bir programı var. Sayın Erdoğan da bütün kendisiyle yapılan mülakatlarda yarınki Milli Güvenlik Konseyi'nin önemine dikkatini çekiyor. Şimdi Reuters'ı dinlerken cumartesi günü de bir meclisin olağanüstü toplanacağını tezkereyle ilgili onu da söyledi. Yani Türkiye'de bu tabii çok ciddiye alınıyor. Burada tabii şu var, yani birincisi biraz evvel söylüyordum ya, İbni Haldun'un söylediği gibi, yani coğrafya ülkelerin kaderi bir anlamda. Yani bizim için Irak ve Suriye özellikle bu son dönemlerde ve bu ülkelerdeki devletlerin çökmesiyle birlikte çok ciddi risk anlamına çıktı. Biraz evvel siz Mehmet Bey'e sormuştunuz, yani Şam ne düşünüyor diye. Esasında Şam iki boyutla Türkiye bağlamında önemli. Bir tanesi Esad. Belki o anlamda Rusya ile konuştuğunuz zaman, İran'la konuştuğunuz zaman Esad'la da konuşmuş oluyorsunuz, ama Şam'ın ikinci önemi ve Türkiye'yi esasında bu referandum temelinde en fazla rahatsız eden, bu referandumda bağımsızlık çıkacak. Onu biliyoruz. Çıktıktan sonra Suriye'de ne olacak? Yani esaslı bizim gözlerimiz sadece Bağdat'ta değil, Şam'da da, Suriye'de de. Bunu size soracağım. Bu soruyu ayrıntılı bir şekilde de anlatmanızı isteyeceğim, ama şu anda Serdar Turgut hazır sanırım. Evet. Serdar Turgut, kaynaklarınız da sıcağı sıcağına konuştuktan sonra ne dersiniz, ne söylersiniz? İki liderden biz sonrasında bir görüntü almadık, bir açıklama duymadık, ama nedir oradaki durum? Gerçi şimdi arayan arkadaşım kaynak dedi ki bana, ilginç geldi bana. İki taraftan da 6'şar kişi katılmış toptantıya. 12 ediyor. Liderlerle 14. Ondan sonra bir de çevirmenleri de koyarsanız 16-17'ye çıkıyor sayı. Bu kadar kalabalık bir toplantıda, dedi yorum yapan arkadaş. Bu kadar kalabalık toplantıda çok ciddi sorunların çözüme ulaşmasını beklemek zaten abes, dedi. Yani çok çözüme, zaten beklenen de bir çözüm olması yolunda bir şey yoktu. Ve bir çözüm çıktığı da şüpheli. Şimdi diyor ki bu arkadaşı arayan tecrübeli arkadaş, Başkan Trump her şey güzel, çok güzel diye bir geçiştirecektir diyor. Türkiye'de kendine göre bir açıklama yapacaktı. Fakat her şey eskisi haline devam edecek diyorlar. Bir şey yok ortada. Dolayısıyla sizin başta söylediğinize geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar dönmemiz gerekiyor. Zira frekanslar düzelmiş. Onun açıklamalarına kulak veriyoruz şimdi. NATO'nun yapısı içerisinde de böyle bir sıkıntı söz konusu değildir. Peki ne zaman operasyonel olacak? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Şu anda işte süreç başlamış vaziyette ve biz kaporayı bu hafta içinde arkadaşlarımız vermiş olmaları lazım. Yani anlaşma zaten yapılmıştı, ama şimdi biz bir kendilerine kapora veriyoruz ve bu kapora içerisinden ödeme planları başlıyor. Bu ödeme planları da bir taraftan devam ederken tabii onların da üretim noktasındaki süreci başlamış olacak. Thank you so much, Mr. President. Really Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ediyoruz. Ekranları başında bizi izleyen tüm dostlara, tüm dünyaya şahsım ve milletim adına kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Evet, Serdar Turgut, sizin en başta söylediğiniz, yani bir şey beklememek, hatta daha da kötüye gidebilir demiştiniz ama ona dair de bir şu anda elimizde bir veri yok. Şunu sorayım, şimdi Amerika'da bu meseleyi senelerce takip etmiş ve halihazırda takip eden bir gazeteci olarak bize sembollerden de bir şey söyler misiniz? Yani bu görüşme bir kere zaten 6'şar kişi olunca çok ciddi konuların konuşulmuş olması zaten çok mümkün görünmüyor arkadaşımın yorumuna göre dediniz ama mesela Beyaz Saray'da değil de New York'ta bir otelde olması bir şey ifade eder mi bu görüşmenin? Evet. Şu bugün etmiyor çünkü daha önce daha bunlar için önemli olan Kore ile Güney Kore ile Japonya ile olan toplantıyı da bir otelde yaptılar. Ben hatta bir otelin açıkçası hemen Birleşmiş Milletler'in karşısında bulunan Trump Otel'de yapılması daha da güzel olurdu. O zaman onun bir sembolü olurdu herhalde. Hayır, otelde yapılmasının bir sembolik anlamı yok. Peki şimdi bir diğer mesele tabii Amerika'da nasıl takip edildiği bu görüşmenin. Şimdi az önce Fuat Keyman'la konuşurken sizin de cazip bulduğunuz detaylar bunlar. Oradaki bir arkadaşı onunla paylaştı. İşte bu görüşme sonrası Trump'ın golf oynamaya gideceğini. Biz burada pür dikkat bu görüşmeyi ve detaylarını paylaşıyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yansıması nasıl? Orada nasıl takip ediliyor bu görüşme? Başlıklar nasıl? Ne dersiniz? Şu anda hiçbir şey yok. Yani biz şu anda Amerika'da şu bir açıklamalar dışında Beyaz Saray'dan daha sonra üzerinde düşünülerek yapılan açıklamayı bekliyoruz. Bir de kaynaklarımız bize daha farklı şey verirse onları alacağız. Ama televizyonlarda hiçbir şey yok. Ben şu anda bakıyorum da bütün kanallara, haber kaynaklarına. Daha çok Güney Kore, Japonya arasındaki görüşmeleri Başkan Trump'ın onu veriyorlar doğal olarak. Orada sıcak bir savaş tehlikesi olduğu için Amerika'yı da içeren. Bu konuda herhangi bir şey yok. Akşam haberlerinde belki. Peki, bir reklam arası vereceğiz, devam edeceğiz kaldığımız yerden. Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyoruz enine boyuna da. Yine bir Habertürk Washington temsilcisi Serdar Turgut'a döneceğim çok kısa. Somut bilgi var elinde. Konuştuğu kaynaklarından aldığı. Serdar Turgut, sizden dinleyelim. Nedir o bilgi? Burada diyorlar ki şu anda, şu aşamada bile Barzani bu kadar kısa süre kalmış olmasına rağmen referandumu erteleme yoluna gidecektir diye kesin konuşuyor Washington'daki kaynaklar. Bu nereden geliyor bu bilgi bilmiyorum fakat anladığım kadarıyla Dışişleri Bakanlığı'nın ve Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalarda bunun ipuçları var. Yani Amerika diyor ki Barzani'ye, eğer bir erteleme yoluna gidersen, daha ileriki bir tarihte yaparsan bunu, sana uluslararası alanda daha büyük imkanlar açacağız. Ekonomik yardımlar da var bu iş içinde ve senin ileride kurulacağın devletin meşruiyetini sağlamak için biz de senin yanında duracağız. Gerekirse Birleşmiş Milletleri de devreye sokup sana yardımcı olacağız diyorlar. Barzani de sonuna kadar duruyormuş ki o Amerika'dan alacağı taahhütleri daha çok genişletsin diye. O zaman bu süreci biz Barzani tavizleri genişletsin diye mi yaşadık aslında? Yani bütün bu işte olacak mı olmayacak mı sınırda bu referandum ne anlama geliyor tartışmaları aslında Barzani'nin bir anlamda elini güçlendirmesi, işte istediklerini alması, gücünü tahkim etmesi ya da konsolide etmesi oradaki gücün. Bütün bunlar için mi yaşandı acaba? Amerikalılar böyle düşünüyor. Evet. Böyle düşünüyor. Çok önemli. Evet, peki. Şimdi Fuat Keyman, lafınızı böldüm. Bir taraftan da şu soru var tabii. Yani acaba bütün bunlar bir oyalama taktiği miydi? Acaba aslında işte PYD'ye çok somut elimizde bilgi var. Yani 1600 tır bugüne kadar silah gitmiş. Son sevkiyatta 120 tır gitmiş PYD'ye, PG'ye. Dolayısıyla aslında PKK'ya bir destek. İkinci bir İsrail diyelim ona. Dolayısıyla biz yüzümüzü aslında Suriye'deki yapılanmaya çevirmeliydik. Kuzey Irak referandumu mu daha bizim açımızdan kritik, yoksa Suriye'de oluşacak işte PYD, YPG, dolayısıyla PKK devletimi şeklinde. Ne dersiniz o ayrıma? Şimdi esasında yani bu son dakikada Barzani'nin bu referandumu ertelemesinden başlarsak,
ertelemese bile, bu referandum olsa bile, referandum akşamı yahut da ertesinde Barzani uygulama ile ilgili bekleyeceğiz diyecekti. Yani yani bir süreç olarak baktığımız zaman ya biz bu referandumun son anda ertelendiğini görecektik. Yani Washington ve diğer yerlerdeki kaynakları okuduğunuz zaman yahut da referandum olsa bile bekle olacaktı. Yani her ikisinde çok fazla bir şey yok, bir farklılık yok. Burada şuna bakmak lazım. Yani başından itibaren bu referandumda Barzani biraz evvel Hasan Hoca güzel söyledi. Yani bu bir an aklına geldi, ben burada bir referandum yapacağım demedi. Bunları belli aktörlerle görüşerek, onlarla müzakere ederek yaptı ve bu aktörlerin de kimler olduğunu biz bilebiliyoruz. Çünkü kimler başından itibaren tam karşı çıkmıyordu. Amerika mesela başından itibaren karşı çıkmayıp acaba zamanı mı doğru değil diyordu. İsrail buna destek veriyordu. Rusya bununla ilgili direkt olarak aman bunun böyle bir bütün bölgeyi mahvedecek diye bir pozisyonu yoktu. Demek ki esasında bölgede kendi savaşlarını yapan, ya yani proxy war dediğimiz velaket savaşlarını yapan, bölgede hegemonya ile ilgili olan aktörler, iki tanesi buna karşı değildi. O aktörlerden bir tanesinin bu bölgeye bakıştaki en kilit aktörü, yani onun varlığı, onun güvenliği, İsrail buna karşı değildi. O yüzden de esasında Barzani bir anlamda direnerekten ve sonuna kadar bu olaya götürerekten istediğini almış oldu. Yani baktığımız zaman son dönemde bugün... Neydi istediğini almış oldu? Şöyle mesela bir tanesi Foreign Affairs'te bununla ilgili bir yazı çıktı. Mesela Barzani çok sıkışmıştı ve çok büyük eleştiriler altındaydı. Ama aynı zamanda çözüm sürecine dönersek Barzani, Abdullah Öcalan, yani o ikisinin arasındaki Kürt siyasetinin esas aktörü kim olacak rekabeti. Tüm bunlara baktığımız zaman ve bütün bu Kuzey Irak ya Güney Kürdistan'daki iki tane büyük yapılanmayı, yani Talabani ve Barzani yapılanmasına baktığımız zaman esasında Barzani Kürt siyasetinin temel aktörü olduğunu bir şekilde onun cebine koydu. İkincisi kendisini eleştirenlere karşı... Öyle mi? Yoksa bir taraftan da 1600 tırla desteklenen bir YPG, PYD, PKK var. Ama yani onlar şey değil. Esası şu anda düşünüyoruz. Yani Kuzey Irak'tan düşünüyoruz. O YPG olacak. Burada işte biraz evvel, yani hep sizin de ima ettiğiniz, bazen açık bazen kapalı, dolaylı konuştuğumuz, yani Türkiye burada bütün aktörler içinde en reel sorunlara sahip. En reel anlamda endişelenmesi gereken aktör. Çünkü sadece Kuzey Irak değil, aynı zamanda Suriye var. Sadece Kuzey Irak'taki referandum değil, aynı zamanda Suriye'deki PYD, YPG yapılanması var. Ve burada ertelenmeden söz ediyoruz. Yani burada iki tane büyük aktörün Kürtlerle yapmış olduğu ilişkiden bahsediyoruz. Yani onlar Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı niye sürekli olarak... Yani bize bu desteği vermiyorsunuz. Biz NATO müttefikiyiz. Biz Amerika ile stratejik ortağız. Fakat istediğimizi alamıyoruz. Bizim terörist örgütü olarak gördüğümüz PYD, YPG, PKK şeyinde Amerika onlarla ilişkisini devam ettiriyor. Şimdi bu şu anlama geliyor. Amerika'nın bölgeye bakışında Türkiye'den daha önemli olarak gördüğü aktör şu konjonktür içinde. Ve orada mesela sizin söylemiş olduğunuz küresel aktör, bölgesel aktör ayrımı da öyle. O Amerika'nın küresel hegemonyası içinde, bölgeye bakışında Kürtlerle olan ilişkisi Türkiye'ye bir anlamda yan tarafı koyuyor. İkincisi bence önemli olarak Kürtlerin burada doğru oynadığı bir oyun var. Amerika ile ilişkilerinde ister Obama'nın son dönemi olsun, ister Trump olsun diyor ki benim esas... Şu anda yapmak istediğim DAEŞ'i yok etmek. Kendi kamuoyuna, kendi batı kamuoyuna göre. Ve orada da Kürtler, mesela bizim için Kürt aktörler ister PKK olsun Türkiye'de, ister YPG olsun, etnik kimlik temelinde düşündüğümüz. Ama Kürtler kendilerini her zaman sadece etnik değil, batıya seküler aktörler olarak da koyuyorlar. Dolayısıyla biz Obama döneminde ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması hasebiyle Orta Doğu'da baş aktör olarak Türkiye'yi görüyor Amerika demiştik. Şimdi bugün bunu güncellemek gerekirse şu andaki konjonktürde işte zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da endişeleri yahut da kızgınlığı bir şekilde orada kaynaklanıyor. Çünkü burada onlar bakışta
Kürtlerle birlikte oluyorlar. Bu şu demek, Türkiye'nin Orta Doğu'ya bakışı ile Amerika'nın Orta Doğu'ya bakışı arasında makas açılıyor. Yani bu sadece şu olay bu olay değil. İdeolojik olarak, anlayış olarak, bakış olarak bu var. Bir de şunu da söylemek de gerekiyor esasında. Niye Kürtlerle diye baktığınız zaman, ben orada galiba Mehmet Hoca söylemişti. 2003 yılındaki Amerika'nın Irak'ı işgalinden bugüne kadar olan 14-15 yıla baktığımız zaman esasında Amerika tabii tek değil, farklı aktörlerden oluşuyor. Ama Amerika'da belli bir grup Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyor. Amerika'da belli bir grup Türkiye'nin aktör olarak da olması, yani bağımsız olarak ben bunu yapmak istiyorum demesini de istemiyor. O yüzden de Kürtlerle ilişkinin güçlenmesi biraz Türkiye'nin de köşeye sıkışması anlamına da geliyor. O yüzden burada iki türlü de bakmak lazım. Yani sadece Kürtlerle ilişki değil, aynı zamanda Amerika'nın son dönemlerde Türkiye'nin dış politikası, Türkiye'nin Orta Doğu'ya bakıştakine nasıl yaklaşıyor? Bu ikisinde bence ciddi bir makas ayrımı, makas açılması var. Hemen Mehmet Hoca'ya gideyim. Asıl köşeye sıkışan Türkler mi Amerika'nın nezdinde? Bir soru bu. Diğer soru, Cumhurbaşkanı cumartesi parlamentodan yurt dışına asker gönderme kararını çıkaracağız dedi. Buna dair de tabii ne olur ne biter sizden bir dinleyelim. Şimdi Barzani'nin elde etmiş olduğu kazançları göz önünde bulundurduğumuzda, ki daha önce gitmiyorum, 91 ve 2003'ten sonraki süreçlere bakalım. Bugüne kadar elde etmiş oldukları her şeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle elde ettiler. Ve koruması da bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz desteğiyle oldu. Şimdi bu referandum sürecine baktığımızda açıktan destek veren, biraz önce Fuat Hocam da söylediği gibi, İsrail net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sessizliği ve zaman zaman düşük tonda açıklaması vardı. Yani bütün kazançlarınızı Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle alacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği bir adım atacaksınız. Yani bu beklenen bir şey değildi. Peki niye böyle oldu sorusu? Tabii bu yorum şu anda, bundan sonrakiler benim kendi yorumum olduğunu düşünüyorum. Veya bu şekilde de yaklaşmak mümkündür diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönem Suriye'nin kuzeyindeki ve tabii Irak'ın işlerine de sirayet eden duruma baktığımızda yeniden bir şekillenmenin önemli bir aktör olduğu gözüküyor. Acaba bu bağımsızlık referandumunu gündeme getirerek bölgedeki aktörlerin bundan sonraki izleyecekleri bölge siyasetini de test etmiş olamaz mı? Yani böyle bir soruyu da sorabiliriz diye düşünüyorum. Farkındaysanız işte Türkiye'nin, Tahran'ın, Ankara'nın, Bağdat'ın ve belki de Rusya'yı da buna bir nebze ekleyebiliriz. Bu süreçle birlikte nereye kadar gidip gitmeyeceğini Barzani'nin iç politikada, yani iç politikada derken bölgesel Kürt yönetim içinde yaşamış olduğu diğer gruplarla, Goran'la, KYB ile yaşamış olduğu tartışma ve Bağdat'la yaşamış olduğu tartışmadaki zayıflığını ve aynı zamanda PKK, PYD karşısındaki her geçen gün biraz zayıfa düşmesi, o tarihsel Kürt milliyetçiliğinin ana damarını ben oluştururum çizgisinin de bir anlamda zarar görmesini kullanarak Amerika Birleşik Devletleri Barzani üzerinden acaba bölgedeki aktörlerin tavrını, gelecekteki tavrını da test etmiş olamaz mı? Ki biraz önce Serdar Bey'in açıklamaları ve Barzani'den de gelen sinyalleri göz önünde bulundurduğumuzda bu soruyu da sorabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Burası ama çok kritik. Bir böleceğim çünkü bunu Hasan Köni'ye sormak istiyorum. Bu söylediğiniz çok kritik ve önemli bir tespit. Geleceğim tekrar size ama bunu bir Profesör Doktor Hasan Köni'ye de sormak istiyorum. Acaba Barzani meselesi, bu referandum meselesi aslında hiç düşünülmeyen, hesaplamayan ama sadece yem atmak için kim ne pozisyon alıyor, kim nerede duruyor bunu anlayabilmek için olan bir şey miydi? Az önce konuşurken reklam arasında çok önemli bir şey söylediniz. Barzani yattı kalktı, hadi ben referandum yapıyorum demiş olamaz. Yani bütün bu ülkelerin Barzani'ye destek veren, bağımsız Kürt devletine destek veren bütün ülkelerin istihbari faaliyetleri var. Çok yoğun bir şekilde devam eden, süre giden. Konjonktürel olarak da şimdi tam zamanı açıklamaları yapılıyordu. Bunun da bir anlamı var elbette. İşte burada Mehmet Şahin'in söylediği şey akla geliyor.
Acaba bu bir yem miydi atılan? Yani olabilir. Yani hegemon aktör, büyük aktör 4-5 topla birden oynuyor. Bismarck'ın söylediği. Bir reaksiyonları ölçmüş olabilir ama buradaki arkadaşların hepsi kimlerin reaksiyon göstereceğini biliyor. Pejak nedeniyle İran reaksiyon gösterecek. Ülkesi bölündüğü için Irak reaksiyon gösterecek. Türkiye doğuştan reaksiyon gösterecek. Bunlar gayet biliniyordu. Ama demin dikkati çekildi, Fazıl Hoca da dikkati çekti. Suriye'nin önemi çok önemli. Bu tarafa doğru bakarak Suriye'deki gelişmeler ne olacak? Şimdi Hindistan üzerinden çıkan bazı yazılarda bu tür bir oynamanın aslında Kuzey Suriye'de yapılacağı yazıyordu 22'sinde yarın için. Biz 25'ine doğru buraya odaklanmışken burada yapılacak diye yazılıyordu. Ne kadar doğru? Yazan da bir Arap asıllı Sami Mübayet. Çok önemli. Bunu bir kere daha yüksek sesle söyleyeceğim. Asıl biz 25'ine odaklanmışken, yani bir ortada bir cambaza bak durumu var. Orası net var. De bir kaynakta 22'sinde, yani yarın bizde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı varken Suriye'de de tam da Kuzeyinde bu sebeple... Kuzeyinde böyle bir bağımsızlık için bir bağımsızlık oylama... Bağımsızlık referandumu. Evet, yapılacak Kuzeyinde. Diyor. Sami Mübayet yazıyor. Söyleyeyim nerede çıktığını da. Ama bu tutmayan bir öngörüm oldu. Evet, Asia Times Online'da çıktı bu yazı. Anladım. Ama tutmayan bir öngörü şimdilik diyebiliriz. Bilemiyoruz. Yarın bilmiyoruz. O, nereden çok haber uzun alıyorlar? Bizden iyi haber alıyorlar dışarıdakiler. Ama onun altyapısı da hazırlanmış oluyor. Yani evet. Yani bir Suriye'ye doğru kaydığı zaman bize sürpriz olmayacak. Evet, yani bu referandum olayı yani bağımsız. Çok önemli. Dolayısıyla aslında bu süreçte onun altyapısı yani hazırlandı. Irak'ta yani yarın değilse yani, bile bir gün Suriye'de tabii, Irak'ta Suriye'yi ayrı düşünmek büyük yanlış olur zaten. Biz buna hazırlandık yani. Öyle Irak zaten peki. Sağlamdı. Yani Amerika orada bir daha evvel 2005 anayasasıyla bir otonom bölge oluşturulmuş. Yani ne zaman isterse o destek verebilir. Bazaniye rakipler çıkması için o rakiplerin parasal olarak ve askeri olarak dış taraftan desteklenmesi lazım. Amerika desteklemediği müddetçe rakipler de çıkamaz. İşte Goran hareketi İran'a yakın bir harekettir. Daha da seküler bir harekettir, desteklenemez. Peşinden Trump'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşması, İran'ı tamamen terörist devlet olarak görmesi ve Sünnileri İsrail'in yanına çekmesi. Bu da çok önemli bir boyuttur. Şimdi oraya gidebilir miyiz, gidemez miyiz? O da başka bir durum haline geldi. Şimdi burası da önemli çünkü biz oraya gitmeden evvel açıkladık 4 Ekim'de Hulusi Akar'la birlikte işte İran'a gideceğiz diye. Israrla Putin'le yaptığı görüşme, Reuters'a yaptığı açıklamalarda da Putin'le görüşeceğim pazartesi günü, sonra da bir yemek yiyeceğim Ankara'da diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu noktada da soruyor oradaki muhabirler, oradaki televizyoncular. Siz NATO müttefikisiniz. Bu noktada kararınız mı değişiyor? Bu konuda yüzünüzü başka yere mi dönüyorsunuz şeklinde bir tercihiniz mi değişiyor diye. O da hayır bu anlama gelmez diyor ama sizce... Hayır, yüzü değişmiyor. Bakın Rus gazetelerini okuyorsunuz. Diyor ki bizden bu silahları alıyor ama Türkiye NATO'nun bir üyesi. Böyle olmasa daha iyi. Tabii o silahlar geldiği zaman sadece silah gelmeyecek. Teknolojik açıdan uzmanlar gelecek, onları yetiştirecek insanlar gelecek. Böyle içeride bir genişleme olacak. Türkiye bunu göze alıyor belli dengelerin oluşturması açısından. Ama ondan sonraki gelişmelerin hangi boyutlara gideceğini, Barzani ile Dostken şimdi bir karşılıklı duruma gelindi. Irak'la bir çekişmemiz vardı, Irak hükümetiyle. Bir de biliyorsunuz bizim bir sekteriyen bir politikamız var. Birdenbire Sünni Türkiye Şiilerle yakınlaşmaya başladı ki bu dış politikasına pek uymuyor. Yani şimdiki yönetimin bunu devam ettirebilir mi, ettirmez mi? Onu da hesaplamışlardır. Bu ne kadar Şiilerle işbirliği yapabilir, nereye kadar gidebilir? Şimdiye kadar Müslüman kardeşleri destekliyordu. Yani Salafileri de karşımıza aldığımızı düşünelim. Şimdi bu ortamda şöyle bir avantaj olabilir. 2019 seçimleri için Türkiye gerekli
savaşa varmayan önlemleri almıştır ve bazılarını vazgeçirmiştir. Türk kamuoyunun anlayacağı, göreceği bu. Türk kamuoyu hocalar gibi analiz yapmayacak ki. Bunu görecek. Bir de manşet çektiğimiz zaman işte Barzani titredi. That's it. Bitti. Fena değil. Böylece Amerika Türkiye'yi tatmin etmiş oldu. Karşısına almadı. Biz de Amerika'ya müteşekkir olduk. Öbür zaten hukuki konularda Trump'ın yapacağı bir şey yok. Herkes için kazan kazan. Tabii şimdi Halk Bankası'nı söyleyip peşinden İran'a giderseniz o çok tutarsız bir durum olur. İç siyasete yönelik aslında bir oyun kuruldu o zaman. Başarılı öyle oldu. Mi? Yani başarılı da oldu. Kazan kazan burada oldu. Burada bir şey daha söyleyebilirim ek olarak. Lütfen buyurun. Emre Bağcı'ya da yorumlatacağım aynı meseleyi. Buyurun lütfen Sayın Şahin. Hemen geçeyim. Bence yani aslında hocalarımın dediği bu Suriye'yi Irak'tan bağımsız düşünmek elbette doğru değil. Şimdi IŞİD iyice biterken, etkisi azalırken silah yardımının miktarının arttığını görüyoruz. Yani IŞİD'i yenerken değil, IŞİD coğrafyadan atılırken veya buharlaşıyor mu, yani nereye gitti de belli değil. IŞİD iyice etkisiz kılarken tırlarca silah gidiyor. Şimdi bunu bence iyi okumak lazım. Niye gidiyordur? Benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var. Bir KRG dediğim işte bölgesel Kürt yönetimi veya Barzani PYD desteği bölgede kurulmaya çalışılıyor. Yoksa bu silahı niye vereceksiniz? Orada zayıf olan işte Barzani taraftarlarının dışarı atıldığını biliyoruz. Bir kısmı Türkiye'de 100 binlerin üzerinde de Barzani'ye yakın Kürtler veya PYD, YPG'den olmayanların, ben de bunların bir kısmıyla görüştüm, bölgesel Kürt yönetiminde yaşadığını görüyoruz. Onun için orada bir herkes aynı düşünmüyor Kürtler, o farklılık var. Burada bir denge oluşturulmaya çalışılıyor. Yani böyle bir durum var. Bir şey daha sorulabilirim diye düşünüyorum. Çünkü Barzani'nin zayıflığını göz önünde bulundurduğumuzda Erbil ile Bağdat arasında ki tartışmayı da tabii ki masaya koyduğumuzda bir şey daha ortaya çıkıyor. Doğrudan Barzani'ye yani Erbil'e destek yapmaya silah desteği verdiğinizde Bağdat'ı rahatsız edersiniz, İran'ı rahatsız edersiniz. Özellikle Bağdat bundan çok rahatsız olur çünkü denge bozulur, iç denge bozulur. Şimdi PYD'ye verilen silah desteğinin o büyüklüğünü göz önünde bulundurduğunda acaba PYD'ye verilen silahların önümüzdeki süreçte sadece PYD coğrafyasında mı kalacak? Yoksa bunun bir kısmı ortadan kalkmış Suriye, Irak sınırından geçip Barzani bölgesine dönecek mi? Bence bu soruyu da göz önünde bulundurmak lazım. Evet. Emre Bağcı. Yani ben yani önce uluslararası boyutuyla alakalı birkaç şey paylaşayım. Şimdi yani bu Irak ve Suriye meselesini aslında dünyanın başka noktalarıyla birleştirerek bakmakta çok büyük yarar var. Bir tanesi şudur. Mesela Afganistan diyelim. Yani şöyle zihnimizde canlandıralım. Hemen aşağı doğru iniyoruz. Mesela son zamanlarda gündem olan Birleşmiş Milletler'de de bir şekilde hani yani gündem arasına giren Myanmar meselesi. Dikkat edelim. Yani her ikisi de bir şekilde Çin'e dokunan, Kore'ye işte öbür tarafta Kore. Yani yine sorun alanları olarak baktığımızda bunların hepsini şöyle yan yana getirdiğimizde coğrafi olarak aslında Soğuk Savaş döneminde de karşılaştığımız bir şeyi gözlemliyoruz. Yani bir tür çevreleme aslında politikası. Yani enerji kaynaklarına bir şekilde dokunmaya çalışıyorsunuz. Başka yerlerle ticaret ilişkilerini ne diyelim hani kesmeye çalışıyorsunuz veya azaltmaya çalışıyorsunuz filan. Bu açıdan baktığımızda hakikaten aslında makro bir oyun oynanıyor. Yani, bu arada enteresan bir şey daha söyleyeceğim bu söylediğinizi desteklemek için. Şimdi Yunanistan'ın Pire ve Selanik limanlarını Çin satın aldı. Ve şimdi biz Boğaz'da Çin savaş gemileri görmeye başladık. Tabii dolayısıyla yani Çin'le Rusya'yla Amerika üç büyük diyelim yani bugün açısından bakıldığı zaman bir tarafta da Avrupa Birliği var. Yani orayı küçük bir aktör olarak değerlendirmemek gerekiyor. İçlerinde belki en hani değerler sistemini öne taşıyan tarafta orası gözüküyor. Böyle bir oyun içerisinde mesela şunu görmemiz lazım. Orta Doğu'da şu an oynanan oyunu görmek için tarihte iki tane hem Birinci Dünya Savaşı sırasında hem de İkinci Dünya Savaşı'nın hemen başlangıcında iki tane önemli mesele var, olay var. Oraları hatırlamakta yarar var. Bir tanesi şu, Sykes-Picot Anlaşması.
Ki orası Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarının, yani Suriye'nin, Irak'ın, işte ne diyelim, bulunduğu bölgelerin Osmanlı içerisinde parçalanması, İngilizler, Fransızlar, öbür tarafta Rusya'nın izni alınarak veya onayıyla beraber Anadolu topraklarının da aslında alındığı bir süreçti. Hı hı. Bu önemli. Yani hakikaten o haritalara dönüp tekrar bakmakta yarar var. Bir tanesi bu gizli anlaşmaydı. En sonda işte Rusya Ekim devrimi sonrasında açıklamıştı bunu. İkinci tarafı da şu önemli bir hani olay. Hı hı. Buradaki yapılan referandumla da aslında benzerlik kurulabilecek bir taraf. 38 yılında 1938 İkinci Dünya Savaşı'nın işte hemen başlarında Çekoslovakya'nın bir şekilde parçalanması meselesi. Bakın o kadar çok benziyor ki aslında bu iki olay. Yani Irak'ta, Suriye'de bir şekilde ne diyelim hani kantonların oluşması, etnik yapıların birbirine karşı hani oluşması, çatışma noktaları filan. Fakat orada mesela 38 yılında Süde krizi dediğimiz bir hani kriz çıkıyor. Hitler mesela orada müdahil oluyor filan. Yani olan şey şu, Çekoslovakya en sonda o dönemde parçalanıyor, Slovakya olarak ayrılıyor filan. Bunun bugünkü karşılığını soracağım size ama...